Efendim hepinizden mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyoruz. Bizim güzel günlerimizden birisi yine. Çarşamba malumunuz çok kıymetli, çok sevdiğimiz uzmanımız, güzellik uzmanımız Gündür Küçük Hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Biliyorsun çarşamba günleri bizim mutlu günümüz gerçekten. Bizim için de öyle. Vallahi öyle. Çok keyifli Gündür bir Hanım, gün. Biliyoruz ki sabah erken saatlerinde program için hazırlanmaya başlıyoruz. Aynen öyle. Tüm takipçileriyle adeta hazırlanıyor. Kesinlikle öyle. Hepsi konuya hakim. Değil mi? Ve hepsi saatinde ekranları başına kilitleniyor. Bunlar buradan onlara da selamlarımızı göndermiş olalım. Tüm takipçilerine Gündür Hanım'ın ve müşterilerine, danışanlarına, aynı zamanda personeline. Hepsine kucak dolusu sevgiler, selamlar. Sevgiler, selamlar. Çok güzel bir farkındalık oluşturdunuz, unutuyorum değil ben. Mi? Güzel oldu, hepsine selam yollayalım. Valla önemli ya. Evet. Bazen unutuyoruz, haklarını helal etsinler. Aynen öyle. Samimi söylüyorum, özellikle personel. Evet, değil mi? Kesinlikle. Meşakkatli emekçiler. Çalışan personel, emekçilerimize aynen. Buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar dileyelim. Aynen öyle. Değil mi Gündür Hanım? Evet. Yarın bu gece ilk teravih, ilk sahur. Yarın da ilk orucumuz. Yarın da ilk orucumuz inşallah. Allah nasip kısmet ederse. Hayırlara vesile olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun. Ramazan'da yine haftanın 5 günü program yapacağız. Hafta sonları olmayacağız diğer Ramazanlar gibi ama hafta içi her hafta içi birlikteyiz efendim. Hem menülerimizde hem sohbetimizde değil mi Sezai Şefim? Hoş sohbet. Hafta sonu olmayınca Sezai çok yoruluyor haklı olarak. Geç de yoruluyorum. Bayağı yoruluyor. İçmeyi yorulunca insan performansı da düşüyor. Yani tabii, tabii, tabii. Yani. Gerçi ama Ramazan'ın bir güzelliği var ya. Burada program yapmak da güzel. Yani güzelliği de var. Evet. Açsın, susun, hiç dinlemeden sürekli çalışıyorsun. O doğru. Yani o doğru. Çok kolay değil. Yani. Çok kolay değil. Tabii evet. Doğru değil. Evet. Allah'tan abla, ben gencim yani. Yapabiliyorum. O yüzden. Yani. Sırf o yüzden zaten. Gündür abla şöyle müsaade et bir menüyü önerelim. Genç şefimizden. Genç Sezai şefimden. Değil mi Sezai? Yani ben kendi arazilerimde görüyorum yani. Abi şimdi insan hissettiği yaşlanır. Aynen öyledir. Sen genç hissediyor musun? Aynen öyle. Bitmiştir abi. Bu kadar basit. Vallahi ben şimdi daha tırmanırım ya. Ciddi. Ben kendimi yaşlı hissediyorum. Bak ayağım ağrıyor, belim ağrıyor. Ya ağrı olabilir, insan rahatsız olabilir. Beli bölgesi ağrıyabilir. Hiç sorma bu ara hakikaten bilmiyorum mevsim geçişlerimi. Benim gibi yaşayanlar da vardır bu yani insancıları. Tabii. Bu ara belim ben öldürüyor. Gerçekten eğer performansımız da o yüzden düşüyorsa programda. Haklarını helal etsinler. Niyetinde ekranlar başında zamanlarını ayırıp bizi izliyorlar değil mi? Evet Nurabla? Kesinlikle. İşin şakası bir tarafa bırakalım. Gerçekten her yaşında bir güzelliği var zaten. Yani bak, o ayrı bir şey. Tabii yani. Ki var. Çünkü bir, olgun yaşı değil mi? Sezai? Yani biz küçükken zaten hep büyükten özenmiyor muyduk? Yani bir an önce büyüyelim. Hatta şimdiki gençler mesela hiç sakal tıraşı olmazlar. Daha büyük göstermek için, daha yaşlı göstermek için ama... Erken yaşta jilet vururlar. Yani, o yüzden her yaşın muhakkak bir güzelliği var. Biz sadece bunları latife ediyoruz. Kız çocukları annelerinin ayakkabılarını, terliklerini giyerler değil aynen, mi? Aynen. Büyük gözükmek aynen. için. Büyük gözükmek için. Ne hat varsa büyüklükte. Büyüyünce de küçük gözükmek için bu sefer. Tam tersine gidiyor. Evet, evet, iki tane menümüz var bugün. İki menümüz var. Her zaman olduğu artık gibi. Artık Ramazan arifesi diyelim. Evet. Bir baget haşlamamız var bugün. Baget haşlama. Evet, bir tavuk de baget haşlamamız var. Ramazan girerken böyle bir tatlıya başlayalım diye bir revani yapacağız. Revani. Evet. Valla çok severim. Ben bir de benim bir huyum vardır Gündür Hocam. Mesela böyle hasta olduğumda, üşüttüğümde falan, grip olduğumda. Hani insan böyle bir şeyler ister ya canı. Ben yoğurt tatlısı, revani, o tarz şerbetli tatlıları çok isterim. Niye bilmiyorum. Beni daha mutlu eder. O durumda değil. Ben genelde şerbetli tatlılar çok Çok sevmem. Yani, biliyorsun beni. Evet. Öyle iki tane iki dilim yedim mi beni kesir. Ben tam tersi şerbetli seviyorum. Sen çok seviyorsun. Evet. Evet eyvallah. Evet efendim. Bir tavuk bagetimiz var efendim. Değil bir de mi? Revanimiz var. Revanimiz var. Şöyle bir malzemelerini bir görelim. Sonra da. Baget haşlama yalnız bu bilet. Baget haşlamamız var. Evet doğru. Gündür Hocam'la sohbetimiz başlasın akabinde. Evet. Baget haşlamamızın malzemeleri efendim. Ekranımıza geldi. Ben de buradan nacizane okuyorum. 6 adet tavuk bagetimiz var değerli izleyenler. 2 adet patates, 2 adet havuç, 6 adet arpacık soğan, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı un ve tuz kullanacak Sezai Şef'im baget haşlamada. Bir tatlımız var, revanimiz var efendim. 4 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı un, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı irmik, 5 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve Hindistan cevizi süslemek için kullanacak Sezai Şef. Evet. Vallahi revani bak mesela tavuk haşlama o kadar cezbetmedi beni ama revani. Gündür Hocam senin tatlı aran var mı?
Ben şerbetli çok değil de kremalı seviyorum. Kremalı seviyorsun değil mi? Evet. O da güzel. Sütlü tatlı çok severim. Sütlü tatlılar. Sütlaç. Yani o tarz. Ya tabii şerbette de yiyoruz yemiyoruz değil bir ama. Bir sütlaç yapalım Sezai. Sütlü çok tabii, böyle. Valla tamam. Yapalım. Özellikle Ramazan ayı içerisinde yapalım. Ramazan'da yapıyoruz. Değil mi? Güllacımızı yapacağız zaten. Tabii bu arada sürüm yaparken size Hindistan cevizi vermeyeceğiz. Ben de biliyorum. Hindistan cevizi. Hindistan cevizi vermeyeceksin. Öyle demiştim. Bana verme. Bana. Serpmeyeceksin. Acaba unuttuk mu diye düşünüyorum. Var diye biliyorum çünkü. Size deyince bana yani. Ben Hindistan cevizi nasıl oluyorsa dişimin arasına giriyor. Öyle bir mevzu vardı o yüzden. Hatırlarsın değil mi? Jest yapacak yani size o eziyeti ya, yaşatmayacak. Ya Sezai bir tane ya. bu arada Ramazan girerken şu tarihe de bir dikkat çekmemiz lazım. Evet. Yarın itibariyle. Evet. 23.03.2023. Çok önemli. Güzel bir Allah hayırlara vesile eder inşallah. İnşallah. Çünkü ihtiyacımız var o hayırlara. Cenab-ı Allah'ın kerametine ihtiyacımız var toplum olarak. Ülke evet, olarak kesinlikle. Dualarımızı ederim efendim. Özellikle bu gece teravihden sonra depremzedelerimiz için özellikle deprem bölgesinde hala çadırlarda yaşayan, konteynerlarda yaşayan o vatandaşlarımıza, o hemşehrilerimize, artık hepsi hemşehrilerimiz. Evet. Öyle görelim ve onlara dualar edelim efendim. Allah işlerini kolay kılsın inşallah. Hayatlarını kolay kılsın. Dualar edelim efendim. İşte unutmayalım. 2023'e biraz kötü girdik. İnşallah 2023 Ramazan'da işte bu tarihle birlikte o her bütün dertler silinir gider. İnşallah. Umuyoruz yani. İnşallah. Evet. Şimdi malzemelerimizi de saydık. Ne yapacağız Sezai? Şimdi şerbeti koyduk. Şu an önce şerbetimizi kaynatacağız önceden. Çünkü biraz ılık olması gerekiyor biliyorsunuz onu. Bagetimizi yapacağız. Bagit haşlamayı. Evet. Onu ocağa koyduktan sonra şimdi revaneye başlayacağız tabii. Ondan sonra revaneye başlamadan önce ben fırını önce açacağım. Önce böyle bir 250 derece sıcaklığa açacağız. Ama revaneye attıktan sonra bunu 180 derece düşüreceğiz. Evet düşüreceğiz. Evet. O şekilde revanemiz pişecek. Zaten revaneye çıkardığım zaman o sıcak şerbet ılık o şekilde döküp Hindistan cevizi de serpiştim. Yani haşlama her zaman olduğu gibi et haşlamada olduğu gibi havuçlu, soğanlı tabii. Güzel bir haşlamamız olacak. Havucun bak iki tane havucumuz var. Bir tanesini rendeliyoruz. Evet. Çok güzel bir renk veriyor. Böyle bir haşlama çok hem sağlıklı bir yemek evet. Değil mi? Hem besleyici bir yemek. Aynen öyledir. Etin suyuyla kendi suyuyla da pişiyor. Değil mi? Bir de buna arpacık soğan kullanacağız. Ona ayrı bir tat verecek. Hiç doğramadım. Bu şekilde tüm bir şekilde. Havucu da dediğim gibi bir tanesini rendeleyerek yağda kavurup o şekilde böyle bir renk vermek için. Diğerini de normal patates gibi dilimleyip patatesten önce tabii atacağız. Çünkü patatesle havuç pişme süresi biraz farklıdır. Biraz havuç piştikten sonra yani pişmeye yakın patatesi atacağız. O zamanlamayı da iyi ayarlamak lazım. Yarın oruç tutanlar için de efendim böyle mideyi rahatlatıcı bir yemek olur haşlama diye düşünüyorum. Güzel düşünmüşsün Sezai. Ellerine sağlık. Hafif bir yemekte düşündük yani. Eyvallah. Peki kolay gelsin sana. Çayımız da gelmiş Fatma Hanım. Ellerine sağlık. Vallahi hızlısın maşallah. Hocam şeker kullanmıyorsun değil mi? Evet. Evet hocam bugün uzun zamandır konuşmadığımız evet. Lazer. Aynen. Lazeri konuşalım istedik. Lazer epilasyon efendim. Hemen hemen artık bir konfor. Evet. Kadınlar için de erkekler için. Evet. Lüks değil ihtiyaç. İhtiyaç oldu artık. Aynen. Doğru. Böyle daha kaliteli bir yaşam sürmeleri adına. Evet. Hayatlarını kolaylaştırmak adına. Değil mi? Lazer epilasyon teknolojinin son ürünlerinden birisi. İyi gerçekten. İyi ki var. İyi ki var tabii. Muhakkak var. Aynen. Ama yaş önemli. Tabii. Değil mi? Onlarla aynen konuşalım. Öyle, aynen. Ha böyle çünkü insanların hala da yaptırmayanlar var, merak ettikleri var, çekindikleri var, akıllarında soru işaretleri var. Belki bir lazer geçmiş var, umduğunu bulamamış, ne yapmalıyım, doğrusu ne? Tekrar adaya dönenler var, tekrar farklı. Bunları ele alsak iyi olacağını şimdi düşündük. Şimdi zaman zaman ben de böyle gençlerle, benden daha gençlerle konuşuyorum. Lazerle diyorum ki, yani biz geciktik yaş olarak. Evet. Ama ileride bir konforlu yaşam sürmek için aynen. Yaşlılık da var çünkü bu işin. Kesinlikle. Zamanında bir an önce yaptırın diyorum. Aynen. Doğru. Yani eğer beyazlanmadan şeyiniz, tüyleriniz aynen. Yaptırın diyorum. Ona diyorlar ki ya niye beyazlamayla ne alakası var? Demek ki biz o kadar söylüyoruz ama yine de o beyazlanma tabii, olayını tabii. Bilinmiyor. Anlatamamışız. Evet. Akılda kalmıyor. Bilmiyorlar. Akılda kalmıyor. Hı hı. Biz bunu üzerine basalım ne olur. Aynen sizden öyle. Ricam. Çünkü bir an önce o tüyleri beyazlanmadan yapılmasında fayda var. Kesinlikle diyelim. Öyle. Şimdi lazeri bir anlatın, ayrıntılarına lazer gireceğiz. Lazer epilasyon istenmeyen kıllardan kurtulmanın en etkili, en pratik, en modern halidir. İyi evet. ki de vardır. Yaklaşık 25 yılın üzerinde artık
herkesin ulaşabileceği hale gelmiştir. Tabii ki bundan bir 10 yıl önce daha zordu, daha meşakkatlıydı. Cihazlar daha böyle acıya elverişliydi, acı hissetmenize ve fiyatlar daha yüksekti. Ama çok. Gittikçe teknoloji ilerlediği için hem cihazlar sürekli yenileniyor, acısız, ağrısız, konforlu seanslara girebiliyorsunuz. Evet, birebir şahidim ya. Evet. Ona, hem de yani fiyatlar çok makul oluyor artık. Çünkü cihaz fiyatları da eskiye nazaran daha makul olduğu için otomatikman işletmeciler de seanslara bunu yansıtıyor ve daha çok doğru. Konforlu bir hal. Yani gidip kuaförde ağda yaptırım aynı ücreti ödeyeceğinize gelip lazer epilasyonu hem yaptırıp evet. Vallahi. Daha çok ilkel bir yöntemdir ağda. Vücuda da zarar verir aynı zamanda. Lazer epilasyonla neredeyse 3 aşağı 5 yukarı aynı rakamlarla daha konforlu bir hale getirebiliyorsunuz. Her eve girdi artık lazer. Sanırım ki girmediği ev yoktur. Mutlaka her hanede biri artık lazere gidiyor. Gidiyor. Herkesin de gitmesi lazım. Evet. Yaşı eğer yetiyor ise. Niye diyorum yaş çünkü? Az önce üzerine basa basa bunun üzerinde de çok durmak istiyorum. Çünkü kimle konuşuyorsam o olayı tam evet, vakıf değil. Beyaz kılları görmez siyaha endeksli üretilir. Endekse. Siyah. Evet, mesela endeksli. Bir şuraya tuş atın, bir şuraya atalım. Bunu kül eder. Bunu hiçbir şey hissettirmez. Şimdi hocam geçen gün bilginiz var mı bilmiyorum. Fatih hocamı aradık. Ben iki arkadaşımla beraber. Evet. Onlar henüz benim gibi benden genç kalan arkadaşlarım diyeyim. Hala tüyleri siyah. Ve bilmiyorlarmış. Yani beyazlanınca artık yapamayacaklarını evet. bilmiyorlarmış ve acele ettik. Evet. Randevu da aldık ama o randevuya da uyamadık. Benim gibi onlar da çok yoğun. Evet. Bir araya da gelip de bir gün Fatih hocama gideceğiz inşallah. Beraber i̇nşallah. Onları tanıştıracağım. Aynen beyazlamadan başlanırsa çok mantıklı. Lazer epilasyonunda yine söylüyoruz. Dediğiniz gibi işte yaşlılık var, hastalık var. Her şeyi düşünmek, hesaba katmak lazım. Evet. İlerleyen yaşlarınızda beyazlayınca görmüyor. İşte siyahlar gidiyor beyazlar kalıyor şey diyor hatta sizin lazer benim kıllarımı beyazlattı. Bunu çok duyarım ben. Yüzüne geliyor mesela. Evet. Hepsi döküldü 3-5 tane beyaz kaldı diyor. Burayı lazer mi yaptı acaba? Veya koltuk altında veya kolunda. Halbuki tam tersi sizin var olan kılınız siyahlar gidince beyazlar kaldığından artık o gözünüze batmaya başlıyor. Tabii. Asla lazer epilasyon var olan kıllarınızı beyazlatmaz. Evet. Sizin zaten beyaz kılınız var. Onları artık birebir onu görüyorsunuz siyah kalmadığı için. Düzenli seans aralıklarıyla gelindiğinde yani beyazlama konusuna okeysek eğer beyazlamadan girmek en mantıklısı, en gerekli çözümüdür. Düzenli seans aralıklarıyla yasanın, Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği cihazlarla uzman estetisyen belgesiyle iyi bir merkezde giderseniz yüzünüz gülerek ayrılabilirsiniz. Ama böyle işte meşakkatli süreçler sadece rant sağlama ticari kaynakla yapılan işlerden sonuç alınmıyor. Doğru. Piyasada duyulan işte 10 yıldır gittim bitmedi, 5 yıldır gittim bitmedi, Allah belasını versin. Hocam bir de uzatmak için ellerinden gelenler yapıyorlar. Yani ben çok ona da inanmıyor gibiyim yani, ama Milat Bey. Siz böyle bir şey düşünmediğiniz için. Yani bunu insan kendi ayağına sıkma bak, gibi bir şey bence. Şimdi parasını ödemiş zaten. Evet. Gidecek. Evet. Ama gittiğinde diyor ki geldiğinde buraya ben bunları duyuyorum bakın. Ben de duyuyorum da. Şimdi buraya geldiğinde yeni bir işlem için bana kayıt yaptırabilir düşüncesiyle sürekli gelsin. Burası kalabalık gözüksün. Yok, ya aslında bunu mantıklı olan bir işletmeci düşünmez. Çünkü çalışamıyorsun. Bilmiyorum yani niye yoksa mesela, bitirmek için gayret göstermezler. Mesela ben böyle sakin, dingin, bekleme salonunda hiç kimse olmasın istiyorum. Bir de bitirmek derken evet. onu da söyleyelim. %100 bitmeyeceğini Gülnur Hanım her platformda bunu söyler. Kesinlikle öyle. Yani sakin bir şekilde yapılsa, taransa çok daha kaliteli sonuçlar alınır. Evet. Bu bitmedi lafının ben Türkçesini söyleyeyim. Evet var. 3 yıldır gibi. Bunun işletmeyle çok bir alakası yok arkadaşlar. Evet işi bilmeyen bir kişi yapmıştır. İşte size seans günü ayar alamamıştır, gittiğinizde bekletmiştir. Bunların hepsi olabilir. Bunlar okey cepte zaten ama sorun bizim kendimizle alakalı. Veya işletme seni uyarmıyordur. Bak ince tüye atış atarsak tetikleyip daha fazla çıkabilir dememiştir. Danışan da hani sadece zannediyor ki lazere girince her taraf gidecek avuç içi gibi olacaksın. Tertemiz çıkıyorsun bitiyor artık. Burada bir fikir karmaşası var. Orada tek amaç kaydı açmak. Yani düşünsenize işte yarım kol açmaktansa tüm kol açacak. İki kat fiyat alacak. Evet. O yüzden hanımefendiye demiyor. Belki burada bir hata var. Olabilir. Şey demiyor. Bakın üst kolunuzda hiç kıl yok. Eğer girerseniz bitmeyecek. Tetikleyecek. Şuralara serpecek. İşte evet. o danışan da 2-3 yıl bura için gidip geliyor. Aslında hedeflenen nokta bura. Bura için gelmeye. Tabii. Burada düzgün çalışılırsa sonuç alır ama sen olmayan yerine atış attırdın ve başına bela ettin. Bela edersin. Bu bizim merkezimiz için de geçerli. Ben uyarımı yaparım. Ama danışan çok ısrarcıdır. Yok ben tüm vücut gireceğim.
Ben sırtıma da attıracağım. Ben göbeğime de attıracağım. Her yerime attıracağım. Artık benden yük kalkıyor. Çünkü ben başına gelecekleri söyledim. Dedim bitmeyebilir. Var böyle yaşıyoruz çünkü. Bu durumda benden yük kalktı. O kendi sorunu. 2-3 yıl sürebilir. Sadece mesela kontrol ederim. Bakarım. Kıl tipine bakarım. Bacak. Koltuk altı. Özel bölge kol. En sevdiğim paket bu. Çünkü %80, %90 oranında cevap alıyoruz. Şimdi hocam insanlar aldatıla güvensizlik şeyine endeksli. Tabii ki öyle. Şimdi siz ne kadar söylerseniz söyleyin. Evet. Sizi gerçekten tanımayan bir insan. Evet, evet. Diyor ki acaba Güldür Hanım acaba beni öteliyor mu? Evet. Ya da beni kandırıyor mu? Halbuki sizi tanıyan bir insan çoğunlukta sizin kişiliğinizde böyle bir şeyin olmadığını ki ben çok iyi biliyorum olmayacağını bilir. Yani o yüzden tamah ediniz efendim. Uzmanınıza güveniyorsanız. Yani görüşmelerimizin mesela %90'ında tüm vücut geleni ben bu 4 bölgeye çevirdiğim olur. Gün içerisinde 50 tane görüşme yapıyorsam 40 kişi kabul eder. İşte 10 kişi takıntılıdır. Yok ben tüm vücut geleceğim diye ısrarcıdır. Israrcıdır. Veya genellikle gençler böyle. Mesela kızımız daha 20 yaşında. O kafaya koymuş arkadaşı yaptırıyor ya göbeğini. O da yaptıracak. Eyvallah. Anlatıyorum diyorum ki bak tatlım olmaz. Ve anneleriyle kişiden kişiye değişiyor. Anneleriyle gelince elim güçleniyor. Tabii. Şey vazgeçirebiliyoruz. Anneyle ben bastırıyoruz. Hayır olmaz bu bölgeye girmeyeceğim buraya. Ama işte danışan yok çok kararlıysa sıkıntı olabiliyor. Bakın tüm vücut kime gerekli? Evet tüm vücut üyelerimiz var. Bu bir rahatsızlığı vardır. Hormonsal. Yani bu erkeklik hormonu baskın olan, rahatsızlığı olan, regli dönemi bozukluğu yaşayan kişinin her yerinde ne yazık ki çıkabiliyor. Veya tüp bebek tedavisi görmüş. Vücuduna sürekli hormon yüklenmiş hanımefendinin. İstenmeden diye kıl her yerinde çıkmış. Yüzünde bile çok var. Çok normal yani. İşte o noktada okey. Tüm vücut girmeli. Çünkü onun ihtiyacı var. Görüyorsunuz, söylüyorsunuz evet, zaten. Ama şimdi yüzünde 3 tane ayva tüyü açıyor şurada 2 tane bir şey. Bunun için girilmemeli. Bakın bu yılan hikayesi nereden başlıyor? Bizim talebimizden aslında. İşletmenin işte boş atış atıyorlar, işte seansımı uzattılar, şudur budur. Bunların hiçbirine katılmıyorum. Çünkü aynı işin içerisindeyim. Boş atış atıp da ne yapacak ki? Zaten ödemeni almış. Ama hocam işletmeler de hep reklamlarında tüm vücut üzerinde reklamlarını yapıyorlar. Farkındaysanız. Evet, yanlış kelime oyunu yine orada evet, bir tane. Evet, yani kelime oyunu bu. Tüm vücut. Biraz. Tüm vücut lazer dilinde tüm bacak özel bölge koltuk altıdır. Bu kadar. Bu üç bölgeye tüm vücut denilir. Orada yazıyor 599 TL. Tüm vücut sınırsız. Hepsi hikaye. Onun tek derdi seni yukarıya çekip o kaydı açmak işte sözleşme imzalatmak. Bunlar kelime oyunu. Bunlar da işte lazerin oyunları. Tüm vücut bu değildir arkadaşlar. Sırt göbek girmez. Tüm bacak özel bölge koltuk altını işte sana 1000 lirayı yapar. Verir sana 8 seans kurtarır da. Bir de ama geçen gün neyle karşılaştım hocam? Yani buradan beni affetsinler. O broşür dağıtan kızlar var. Evet böyle, bir de öyle bir mevzumuz var. Gazete caddesinde. Benim önümdeki hanımefendi abla diyor ne olur diyor al diyor bunu yukarı çık diyor benim ismimi söyle diyor. Ben sana diyor sana 10 lira vereyim. Bak kız söylüyor. Kadına mı 10 lira vereyim? Evet. Tam tersi olmaz. Ama diyor yaptırmak zorunda değilsin ha. Geldim sizi görmeye. İşlemlerinizi bana bir anlatır mısınız diyor. Ben diyor 10 lira diyor vereceğim sana diyor. İşte bu da bir eğitim. Yani demek ki hocam yani. Neye güveniyor biliyor musunuz? Yukarıda çok iyi eğitimden geçmiş bir satışçı var. Biliyor ki o yukarıya çıkarsa en az 5 bin liralık senede imza attıracak. Orada 10 lirayı 50 lira 100 lirayı verse de bir şey yok. Ben hayret ettim ya. Yani o kadın da bilinçliydi muhakkak ki. Kızım dedi işine bak dedi ya. Yok yok çok fazla bu şekilde düşen var. Bakın güzellik merkezlerinin başında kara bulutlar hep dolanıyor ya. Neden? İşte bunun yüzünden. CİMER'e sürekli şikayet yazılıyor. Sürekli. Hep bu yüzden. Kadıncağızın okuma yazması yok ya. Çıkarmış, acımış. İşte yok prim alacağım, yok harçlığım yok, yok öğrendim. Evet, ona evet, inanıyor, yalvarıyor. Çıkıyor. Orada tak 5 bin liralık imza attırıyorlar. Gülüyorlar, söylüyorlar. Kadıncağız sana böyle yapacağız, şöyle yapacağız. Hiçbir şey yok ortada. 2 buhar sürüyor, 2 krem. Hadi 5 bin lira. Yani ne oluyor? Gidiyor evde kriz çıkıyor. Boşanan var ya bu yüzden. Eşiyle büyük sorunlar yaşayanlar var. Sen misin? Vallahi sen misin imza atan? Böyle şeyler var. Evet. Yani ben bunlara korkunç derecede karşıyım şimdi arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Gündür Hanım asla senetle sepetle çalışmaz. Açık evet. Hesap çalışır. Böyle onu da şeyler söyleyelim. Çok yani, evet. Mantıklı değil. Yani sizin TC'nizi niye ister ki bir güzellik merkezi? Adresini niye veriyorsun? Yani niye bir şey imza atmak zorundasın? Evet. Şimdi memnunsa Milat Bey memnunsa öbür ay gelecektir. Ama memnun kalmamışsa gidecektir. Tabii. Ben oraya imza attırdım diye onu zorla getiremem. Gelse de zaten mutlaka gıcık olacağız birbirimize. Daha kötü bir ilişki olacak. Gelmese daha iyi.
Doğru. Buna istinaden arkadaşlar imza atmıyoruz. Bir, lazer epilasyon düşünüyoruz. Gündür Küçük'e geleceksiniz diye bir şey yok. Kesinlikle böyle bir vaat için burada değilim. Ama aklınızda böyle bir lazer epilasyon düşüncesi var. İmza atmayacaksınız. Referans arayın. Arkadaşınız, komşunuz, eltiniz, görümceniz herhangi biri gitmiş mi? Ne diyor? Başarı sağlanmış mı? Nasılmış? Sizinle ilgileniyor mu? Her şey paranızı alıncaya kadar mı? Akıbetinde de devam ediyor mu? Doğru. Sonuca bakın, kollara bakın, bacağa bakın. Her şey yolunda mı? Bir ay lazere gitmeyince evet okey tamamdır deniliyorsa oturup bir görüşün. Herhangi bir merkezde X'le, Y'yle, Z'yle kimle görüşmek isterseniz. Ama bunlar yok. Sadece aa ben o kızı acımıştım deyip çıkarsanız olmaz. Sonra merkezi suçlamayın. Evet. Şimdi hocam dönelim lazer özüne. Evet. Şimdi lazeri anlattınız. Nasıl olduğunu anlattınız. Evet. Şimdi bir hanımefendi normal şartlarda hiçbir hormonal sorun olmayan bir hanımefendinin evet. Şeyini kaç seans önerirsiniz? Buna da bir net bir cevap verilemez. Verilemez aslında. Verilemez. Ortalama 15-20 seans aralığında gider gelir ama daha az sürede cevap veren de var. 6. seansta kalabiten de var, 20. seansı gören de var. Bu kişiyle alakalı, hormonlarıyla alakalı, cihazın kalitesiyle alakalı. Yani üçünün bir araya gelmesi lazım ki net bir cevap verebilirim. Ben de çok isterim 5 seansta bitiyor demeyi. Ha bazı cihazlar var. Ona da zaten dermatolog olmanız lazım ki bulundurabilirsiniz. Dokunun evet. Bayağı altına nüfuz ediyor. Onun için doktor olmanız gerekiyor. Onlar da işte 8 seansta %70 oranında cevap alabiliyorsunuz. Ama tabii ki orada da fiyatlar çok yüksek. Çünkü o cihazın maliyeti de çok yüksek. Anlıyorum. Yani biz ortalama bir paket oluşturuyoruz. %80'lik sonuç odaklı. En basiti kendimde aldığım sonuç seans sayısı neyse paketlere onu bırakmaya çalışıyorum. Telafiler veriyoruz. Halden anlamaya çalışıyoruz. Ama şöyle bir durum var. Mesela ben bunu çok yaşarım gün içerisinde. İnanın ben işime aşık bir insanım ama beni yoran şey şu. Danışanlarımız yani seanslarına düzenli gelmiyor. Gelmiyor düzenli. Düzenli gelmeyince sonuç alamazsın ki. Sorun olur. Çok büyük sorun tabii. Oluyor. Mesela bugün seansı var. İşte bir ay sonra gelirsen senin orada muhatap bulman çok zor. Çünkü sen kendi isteğinle paranı çöpe atıyorsun. Kıl oluşum evresinde bizim o kılı patlatmamız gereken süreçte sen gelmedin belki gittin işte kolayına geldi jiletledin veya ağda yaptırdın. Otomatikman girmiş olduğun seanslar çöpe gidiyor. Yazık senin cebine yazık derine yazık. Sonsuza kadar lazere girilmez Minat Bey. Yani böyle bir olay da var piyasada da var işte sınırsız ölünceye kadar 10 yıl 5 yıl hayır bu çok yanlış bir şey. Her şeyden önce derini ince atıyorsun. Evet lazer çok güzel benim ekmek teknem oradan ekmek yiyorum ama yanlış çalışılırsa. O olmaz yani. Danışan da mutlu ayrılmaz. Biz de hak ederek o parayı kazanmayız. Eyvallah. Şimdi ben lazerliyim mesela. Kolumun şurasında işte 2-3 tane vardır. 1,5 yıldır da girmedim. Siz bana deseniz ki işte Gündür sana pırlanta bir yüzük alacağım. Yeter ki gel sen bir lazere gir. Göreyim. Girmem. Vücuduna girmem. Zarar vermemek için çünkü kılım yok. Yok. Yok yani. Bu noktada olan çok danışan var. Diyor ki ay sen görmüyorsun flaş açıyor. Bak diyor burada 3 tane var. Enteresan. Kadın milletini anlamak zaten bir erkek için mümkün değil. Bunu yapmayın arkadaşlar. Evet. Bunu sakın yapmayın. Bunu veya gittiniz bir yerde paketiniz bitti 10 tane kılınız var. Haydi hemen ikinci merkezde gidip bir paket daha açmayın. Cildinizi inceltmeyin. Tek seans alın. Mesela hiç girmiyor muyum? İşte bir tatile gideceksem senede bir kere ya attırırım ya attırmam olan yerlerinize rahatsız oluyorsanız bluzdan gözüküyor, bacağın gözüküyorsa sadece olan yerlere 3'er 5'er tane atışınızı attırıp çıkın. Bu bir deri. Masa değil, duvar değil. Sürekli cart 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 atış atılamaz yani. De böyle bir gerçek var. Ben bugün böyle lazerin sıkıntılı, canımızı sıkan noktalarını da konuşmak istiyorum. Eyvallah. Bu böyle nasıl hocam, diyeyim? Hocam sahne senin. Çünkü piyasa, bakın gün içerisinde ben sürekli bunlarla konuştuğum için biliyorum ki güzellik merkezleri böyle bir şey. İnsanların da kafası çok karışık. Hangisi doğru bilmiyor ki kadıncağız. Evet. Belki de doğrusu diyor ki çıkmadan gidersem artık hiç çıkmaz. Bir de öyle bir şey de var. Tamamen iyi niyetli çünkü öyle demişler. Hayır düzenli periyotlarla geldiniz. Gözenekleriniz kapandı. Artık lazere girmenize gerek yok. 3-5 tane çıkacak mutlaka çıkar. Mutlaka çıkar. Çünkü içtiğimiz su bile hep söylüyorum kıl köklerini besliyor. Bazı arsız bölgeler var ve mutlaka çıkacaktır. Senede bir ya da iki kez paketiniz bittikten sonra girmeniz kâfi. Eğer yetmiyorsa, yok Gündür Hanım ben 2 ay girmezsem yine aynı şekilde çıkıyor diyorsanız ve gerekli seans sayısını gördüğünüz halde böyleyse vücudunuzda %100 bir sıkıntı var. Bakın %99 değil, %100 bir hormonunuzda problem var. Hocam o zaman normal şartlarda
şunu söyleyebilir miyiz? 15-20 azar. Kafi, sonra aynen. Sonra senede bir, bir iki girilebilir aynen. Demek mantıklı. Aynen. Peki hocam, hep söylüyoruz, ben de çok iyi biliyorum ama bilmeyenler için. Seans aralığı nedir? 21 yani, gün demiştiniz. Aynen. Başlangıçta işte böyle bir 3-4 seans, 21 günde bir, sonra ayda bir, sonra 40 günde bir, sonra 50 günde bir. Kılın durumuna göre biz estetisyenler genellikle işte yönlendiriyor randevu ayarlayana. Çok iyiydi diyor. İşte 50. güne yazabilirsin. 2 ay sonra gelebilirsin. Yapan kişi ayarlıyor onu. Aynen. Biz hanımefendiye de söylüyoruz. Kendisi evet çok iyi durumdayım deyip bu şekilde seans ayarlanıyor. Evet. İstişare edilerek birlikte evet. Karar veriliyor. Aynen öyle. Şimdi hocam peki şimdi acıdan bahsettik ya evet. İnsanları biraz da uzak tutan o acı çekmek korkuyorlar, istememek. Korkuyorlar aynen. Acı aralığının yüksek olması aynen. Ya da düşük olması insanları evet. Şey yapıyor. Tabii teknoloji sizin de söylediğiniz gibi zaman içerisinde onları da düşünerek neredeyse artık acısız bir epilasyona. Kesinlikle öyle oldu. Evet. Getirdi teknoloji. Yani eskiden sadece sıcak hava gelirdi. Sadece sıcak hissettiğiniz için düşün işte sıcak bir şey değiyor sana. Canın acıyor bir de kılın evet. Yanıyor ayağında. Ama teknoloji ilerledi. Şu anda mesela bizim soğuk havamız iki butonlu. İki tane soğuk hava fazı var. Bir tane sıcak hava var. Yani hem sıcak hem soğuk geliyor bir tokat etkisi yaratıyor. Hiç canınız acımıyor. Çıt 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 çıt. Aa bitti mi diyor tertemizle çıkıyorsun. Ya ben sana anlatmışımdır. Evet. Fatih Bey'in oraya gittiğimde. Dedi bir deneme atışı yapalım bakalım senin siyah görüyor mu? Evet. Attılar yani atmışlar daha doğrusu hissetmedim. Dedi bitti. Ya dedim sen ne zaman yaptın ki dedim. Evet. O eleman evet. Fatih'in yanındaki eleman. Dedi abi yaptım. Ve aldı gördü dedi sen siyah dedi kulağındakiler. Aynen kulakta öyle dedi. Oluyor. Hem de hassas yerde yapıldı. İnanın hissetmedim. Birkaç saniyede bitti gitti. Evet yani ben hayret ettim gerçekten. Şimdi hocam bir de sorun ne biliyor musun? Bize kuşağı biliyor artık. Evet. Lazerin konforunu. Bilinçli. Ama işte bizim kuşağımız dediğimiz böyle orta yaş görmediği için bir de erkeğe evet. Yakıştırmadığı için. Evet. Mesela siyah da dedim ya sorun siyah mı beyaz mı o ayrımı da yapamıyor ve farkında değiller. Evet. Ama ileride gerçekten çok büyük bir konfor yaşayacaksınız. Çünkü hocamın da dediği gibi hastalığı var bu işin. Aynen. Yaşlılığı var. İnanın çeken bilir misali ileride çok sorun yaşayabilirsiniz. Ya Allah korusun elden ayaktan düştün. Bekleyeceksin ki biri gelsin seni temizlesin. Evet. Ne kadar yani, utanıyorsun çünkü evladın bile olsa. Yakın görüyoruz hocam. Bunları. Hepimiz görüyoruz. Evladın bile olsa utanıyorsun. Alzheimer'ı var bu işin. Evet. Gerçekten bakın. Büyük bir konfor yani. Eğer eliniz ayağınız tutuyorken ve siyahken yaptırın. Ben buradan naçizane tavsiye ediyorum. Evet. Eğer beyazlamamış olsaydı evet. Hiç kaçırmazdım. Bakın samimiyetimle söylüyorum. Bu fırsat kaçmaz. Asla kaçırmayın derim. Katılıyor musun bana Sezai? Yaşlılıkta ne gibi konfor ya? Yaşlılıkken telefon kesmekte bile aciz oluyor. Evet. Evet. Öyle oluyor. Göz yani görmüyor, el tutmuyor. Birine vallahi, mamlık alıyor. Bu kadın için de geçerli, erkek için de geçerli. Bakın. Aynen öyle, aynen. Hele erkekler değil mi? Çok büyük sıkıntı. Büyük sorun. Zaten önümüzdeki günlerde Fatih Bey'i de davet edeceğiz. Fatih Bey'e biraz de. İstişare evet. Etmek istiyorum. Öyle yapalım. Çünkü erkekler bu konuda çok bilince sahip değiller. Kadınlar bu tür sohbetleri kendi aralarında yapabiliyorlar ama erkekler yapmıyorlar. Evet böyle bir gerçek var. Evet, erkekler yapmadığı için bilgiye sahip olmuyorlar. Aynen. Ne yapacak? Bize iş düşecek. Biz buradan bilgilendireceğiz yere gelecek. Kesinlikle katılıyorum size. Bunlar evet. Önemli noktalar, önemli konular. Yani dediğiniz gibi sağlıklıyken yaptırıp kendini konfora almak bizim elimizde olan bir şey. Zaten şartlar şu an elverişli. Her şey makul. Modern bir şekilde tertemiz yaptırıyorsun çıkıyor bitiyor. Çok doğru. Ulaşılabilir rakamlarda da yapılıyor. Evet. Yani insanlar herkes ulaşabilir. Hocam da kampanyalar yapıyorsunuz yapıyoruz, ben biliyorum. Evet, yani evet destekliyoruz hem sürekli. Hem erkekte Fatih Bey kendine özgü kampanyalar yapıyor onu da duyumlarını alıyoruz. Aynen öyle. Şimdi efendim ya Gündür abla bir şey diyeceğim. Buradan izleyicilerime de sormak istiyorum. Ben dışarıda kim görse miladım bu tuvalet dediğim ya siz ne kadar farklı çıkıyorsunuz diyor ekranda. Farklılık oluyor. Ben niye farklı çıkıyorum ekranda sizce? Biraz da onlar konuşuyor. Hadi siz cevap verin. Hepimiz farklı çıkıyoruz aslında. Ama yani ben ekranda daha yaşlıymışım abi. Hatta ben Fatma Hanım ilk geldiğinde öyle söyledi. Ben ilk geldiğim gün Fatma da söylemiş, hani doğru. Hayretler içerisinde kaldım. Yani gerçekten ben ekranda çok mu yaşlı gözüküyorum? Evet, 10 yaş bir fark var. Ciddi olamazsın yani ya. Gerçek halinizle ekrandaki haliniz arasında gerçekten Sezai abi de aynı şekilde. Geçen gün hanımla beraber şeye gittik. Var. Nüfusa bir kimlik kaybıydı kayınpederin. Onu çıkartmak için gittik. Yunus abla. Memura hanım
Benim imza şeyimi görünce kimliğim? Ah dedi, siz misiniz dedi. Ne kadar farklısınız dedi. Ben dedi sizi takip ediyorum dedi. Ama dedi ben hiç buradaki kişiyle, karşıdaki kişiyle, ekrandaki kişi aynı kişi değil. Ya siz ne diyorsun? Ben bile yaşlı görünüyormuşum. Sen bile. Yani. Ekran farkı. Bunu artamıyorum. Bize böyle filtreyle ekran getirir misiniz yönetmenimiz? Vallahi ya. Burada mı yönetmenimiz de gitti? Yok, yönetmenimiz şu anda burada değil, İstanbul'da. Vallahi Faysal. Vallahi düşünülebilir aslında. Filtre. Bize geçtik filtre. Çıralı gözüküyoruz evet, Gülnur abla. Evet, ince getirin. Biz ince gösterecek kamerayı. Seda Sayan'ın bilirsin o şeyini değil mi? Evet, evet. Seda Sayan'ın kamerasında ilk başlatmıştır o Türkiye'de. Vallahi çok ama önemli. Ama Milat Bey boş verin, biz neyse koyuz ya. Ya elbette ben onda bir şey değilim. Ben kilolu, genç, evet, yaşlı olduğumda farklı çıkıyormuşum o. Aslında daha iyi. Dışarıda tanımıyorum. Ama hayır, Fatma'm geldiğinizde sizin kırdı ya. Evet. Sakalı, o yüzden öyle diyor. Siyah olsaydı. Evet, biraz böyle yavaş yavaş boya vurdum yine. Yani. Gülnur abla. Ben izleyicilerimden sakladığım bir şeyim yok. Mesela ha? Öyle bir şey olsa. Göz kırpıyorum. Gerçekten 10 yaş fark var. Adamı Sezai üzmeyin abi ya. Boya falan olmamasına rağmen yani ben o 10 yaşında. Burada yaşlı mı gözüküyor Sezai? Yok yok. Ekranda bayağı yaşlı gözüküyor. Kız yemezler. Yok yemezler. Siz de öyle. Keza siz de öyle. Evet. Evet. Dost acı söyler. Fatma hiç durmuyor da göz kırpıyorum hiç durmuyor. Hiç anlamıyor. O alışamadı da Fatma. Fatma bu platforma alışamadı. Evet. Şöyle bir yemeğe de bakalım. Ne durumdayız Sezai? Evet, haşlamamızı yaptık şu anda. Tavuklar sahip şey ama bir de bir havucumuzu rendeleyip o şekilde önce havucu kıvam versin diye. Ya önce havucu yağda. Sen öğrendin mi hiç artık senden? Hiç tamamdır artık. Yani artık Gülür hocam. Lazer öğrendi, arka öğrendi, yemek yapmayı öğrendi. Ne güzel bir şey ama öğrenmek kadar güzel bir şey var mı ya? Kesinlikle. Bakın öğrenmek kadar güzel bir şey yok. Biz burada ne kelimeler öğrendik? Gerçekten yok. Öğrenmek de bir hazine ya. Vallahi bakın. Kesinlikle öyle. Ben hiçbir şeyde öğrenmekten imtina etmiyorum. Öğrenmeye çalışıyorum yani. Ya şöyle bir şey var. Neden okumak yani ne kadar çok okursan beyin o kadar kendini geliştiriyor. Yani şöyle bir şey değil. Bardak dolar diye bir şey yok yani. Dolmuyor. O beyin dolmuyor. Sınırsız gigabayta sahiptir. Ne kadar öğrenirseniz o kadar daha iyi çalışır. Ya ne çekin biri bizi. Zaza'nın kültürü zeyi çekin ya. Yani. Kusuruma bakmasın Zaza. Benim kardeşlerim. Ben espri yapıyorum. Kendini çok yetiştirmiş, geliştirmiş bir adam. Ya, aynen. Gerçekten. Gerçekten öyle. Donanımlı yani, boş konuşmuyor. O konuşunca ben dinliyorum. Şimdi beni yanlış anlamasınlar. Ben zaman zaman takılırım böyle. Bu işte o tatlılık güzel biliyor musun? Kesinlikle. Biz birbirimize takılarak değil mi güzellik? Zaten bu, o tatlılık olmasa ben şu anda burada gülmem yani. Gülmezsin. Evet. Şimdi Sezai. Evet, biraz bunu tarif edeyim. Havucu rendeleyip yağda kavurduk. Ondan sonra unu verdik. Unu da kavurduktan sonra önce bir soğuk su, arkasından sıcak su, o etleşmesin diye. Kaynadıktan sonra tavuğu atarsanız artık onun köpüğü de çıkmaz. Tamamen tadı, lezzeti evet, hep içinde kalır. O şekilde tavuğunu attık. Şu an bagetimiz içine kaynıyor. Pişmeye yakın sırasıyla artık arpacık soğan, havuç ve patatesi de attıktan sonra haşlamamız en sonunda o şekilde yani tamam piştikten sonra hazır olmuş olur. Ravanımızda şerbetini yaptık. Ravanı şimdi fırına attım. Önceden 300 derecede fırına ısıttım. Fırına atarken ravanı o zaman düşeceksin 180'e. 180 düşürdüm zaten. Şu anda 180 derecede. Yani. Çünkü o şekilde pişerse üstü kızarır ya da altına kızarır, ortası hamur kalır. Nasıl kontrolünü yapacaksın? Kürdanla değil mi? Ya kürdan yaparsan belli olur zaten. Yani hiç ona gerek yok zaten. O derece ayarladıktan sonra ona da gerek yok. Normal borcamda attık. Borcamda o şekilde bir şey olur. Daha soracağım ya. Tabii. Sana. Şimdi bazı fırınlarda mesela derece olayı var ya. Evet. Değişebiliyor. Değişebilir evet. Niye o? Yani mesela hep aynı derece ayarlanır ama kimisinin? Resistansa göre değişiyor. O resistans kalitesine bağlı. O yanıltıyor insanları. Yani zaten. O resistans kalitesine bağlıdır. Ben o yüzden kürdanla denemelerinde... Yani kürdanla denersen garanti olur artık yani. Yani bizim o fırımıza biz defalarca denedik. Şu anda bir sıkıntı yok. Aynen doğru. Devam ediyor. O yüzden ben hiç deneme gereği duymuyorum. Fakat derece ayrıldıktan sonra içi de dışı da pişer ve üstüne kızarır. Ondan evet, sonra şerbetimizi dökeriz. Hindistan cevizini vermeden tabii size bir borsa verelim. Ondan sonra Hindistan ceviziyle bir süsleyip o şekilde vereceğiz yani. Evet. Peki kolay gelsin. Ay şundan diyorum mesela sevmiyorsanız ravani çok seviyorsunuz. Ama insan cevizi dişinize geldiği için abi, istemiyorsunuz. Her şey ceviz döyü döverek koyabilirsin. Yani. Fıstık koyabilirsin. Evet. Değil mi? Tabii tabii. Değişik şeyler ya, yani bir Hindistan cevizi yüzünden siz ravaniden niye mahrum olasınız yani? Ben ravani severim. Yani işte onun için diyorum yani, ben. Özünü severim. Evet. Özüsü önemli değil benim için. Yani, aynen. Vallahi bak sana mı söylüyorum? Ha iki dilim yerim biter. O. Ama
ama işte üzerindeki yüzünden yemekten vazgeçmeyin diye sertmeyecek. Üstünü sıyırır gene yerim ben. Sertmeyecek. Üstünü sıyırır gene yerim. Evet, çünkü seviyorum. Evet Gündür Hocam, tekrar şeye dönelim. Biraz nefes aldırayım size. Aynen. Seni yormak da istemiyorum. Evet. Zaten sıkıntı yok Milat Bey. Ben bunu günde 50 kez falan tekrarladığım için 51.yi burada anlatıyormuş doğru. gibi oldum. Şimdi en bir yani güzellik merkezlerinin en çok işlevi elbette ki lazer üzerindedir. Evet. Yani lazer birçok hanımefendinin, beyefendinin tercih ettiği yöntem artık güzellik merkezlerinde. Aynen. Öyle de olması lazım. Çünkü büyük bir konfor sonra. Aynen. Ama elzem olan neymiş? Lekeymiş sonradan. Güzellik merkezlerinin diğer işleri var tabii ki. Kırışıklık gidermek. Evet. Artık bölgesel incelme çok aynen. büyük yer kaplıyor. Değil kalıcı mi? Makyaj. Kalıcı makyajlar. İpek, ama kirpik. Asıl şeyi, lazer ana şeyi lazer. Evet, ana teması o. Evet. Ha, yapmayanlar da var yani birçok kadın da güzellik merkezlerini lazerle tanır zaten. Öyle, aynen. Biz değil birazcık mi? Hizmet çeşidimizi artırdık. Gelpazemiz daha geniş bizim. Yani ilk başladığımızda biz sadece cilt bakımıyla lazerle başlamıştık. Küçük bir cilt bakım odam vardı, hiç unutmuyorum. Çok kısa sürede yeniliklerin takibiyle, işte taleple oluşan yeni müşteri portföyümüzle biz de yeniliklere sürekli kattık. Yani şu an yaklaşık 12-13 tane deke tedavimiz var. Farklı farklı odalarımız var. Bölgesel incelmemiz. Kalıcı makyaj için arkadaşlarımız eğitime gitti, 15 gün kaldılar. Çok iyi kalıcı makyajlar yapılıyor. Çok mutluyum yani, bunları gördükçe çok hoşuma gidiyor. Çok da güzel. Güzel sonuçlar aldıkça. Ben Gündür Hocam, şimdi ayırt etmeksizin iyisi evet. de var, kötüsü de var evet. muhakkak ama. Elazığ'ın güzellik merkezleri içerisinde Türkiye genelinde evet. Bir söz sahibi olduğuna inanıyorum. Evet. Doğru mudur? Evet. Bu da sizlerin sayesinde. Yani bayağı yani, bir merkez var çünkü Elazığ. Çok var ama başarılı olanları da çok yani. Evet inşallah. Elhamdülillah meslektaşlarım da çok iyi işler çıkarıyorlar. Emek veriliyor çünkü emek verilmese hiçbir şeyde vakıf olamayacağınız gibi bunda da olamazsınız. Ama bu işe gönül verenler var, Elazığ'ımızda da var. Güzel yani. Yani ben şunu da görüyorum. Mesela bazı artık misafirlerimiz var Malatya'dan geliyorlar. Evet. Geldiklerinde ya Elazığ'da mesela bize de yazıyorlar zaman zaman mesajlarıyla. Diyorlar ki Elazığ'daki mesela biz Malatya'da girmiştik ama Elazığ'daki merkezler çok çok daha başarılı. Evet. Hı hı. Bu konuda çok takdir ediyorlar. Buna yani şahit oluyoruz. Yani biz de duyuyoruz. Hani gerçekten fiyatlarınız çok iyi. Fiyatlar çok, da iyi. Çok şeysiniz böyle, tam dakiksiniz, alıyorsunuz seansı hemen, biz gidiyoruz işte saatlerce bekliyoruz falan. Kılım bir de hemen dökülmemişti size. Aa ne güzel, hemen temiz çıktım falan duyuyoruz. Evet. Ya kimsenin hakkını yemeyelim. Şimdi Malatyalı da işini çok iyi yapıyordu ya, iyi ama. Muhakkak var. Belki el elden, akıl akıldan nasıl üstünse belki biz birazcık daha yenilikleri biraz bir tık sanki önden almışız gibi şimdi hissettim. Gülür abla, şu bak bu sen söylemeyebilirsin ama biz ve senin danışanların, evet. senin takipçilerin çok yakinen biliyoruz. Şimdi sen bunda bir öncülük yapıyorsun. Evet, insansın. Yani Elazığ, elimizden geldiğince. Arası. Şimdi trend neyse İstanbul piyasasında, evet. Ankara, İzmir piyasasında Türkiye'ye gelen cihazları ilk doğuya getiriyoruz. Elazığ'a ve Doğu'ya getiren kişi sensin. Elhamdülillah. Ne oluyor? Evet. Sen rol modellik yapıyorsun. Aynen. Senin rakibin evet. seni örnek alıyor. Getirmek ya da, zorunda. Ya da seni örnek alan, rakip de olmasa evet. örnek evet. alan kişi de aynı şekilde getiriyor. Aynen. Bu ne oluyor? Zaman içerisindeki Elazığ'daki evet. Trend şey olarak, merkezler olarak evet. yükseliş çok şükür aynen. gösteriyor. Yani bir bakış açısı, bir bilinirlik kazandırdığımızı ben de düşünüyorum. Evet. Bu işin yani hakkını vermek zorundayım ki işte Gündür gibi büyüyelim veya işte Ora gibi yoğun bir merkezim olsun. Hani böyle herkes benden bahsetsin diyebilmek için işine yatırım yapması gerektiğini ve emek vermesi gerektiğini biliyorlar. Evet. Bu yönde ben de bir farkındalık yarattığımı düşünüyorum. Yani böyle megaloman düşünülmezse hakkımda, ben de böyle bir farkındalık oluşturduğumu fark ediyorum. Yani bazılarına da zarar veriyorsun. Onu da söyleyeyim. Bak niye zarar veriyorsun? Onu da söyleyeyim. Şimdi seni görüyor. Evet. Aa diyor işte güzellik merkezleri çok kazanıyor. Evet. Gündür Hanım'ın yaşantısına bakıyorum diyor. Evet. Harikulade. İşte iyi örnek. Ben de açayım. Kötü örnek miyiz? Ben yok. Şimdi bak. Bilinçli davranırsa iyi bir evet. örneksin. Ben de açayım diyor. Hesabını yapmadan, kitabını yapmadan, sadece çevresine güvenerek. Evet, bir de böyle bir şey var ya. Çevresine güvenerek ticaret yapılmaz. Bunu diyor unutmayın. Ki benim zaten Elazığ'ın yarısı benim akrabam. Diyorum hı. hadi akrabaların hepsinin kaydını açtın, sonra ne yapacaksın? Ya yani günlük sirkülasyonun olmazsa bu tezgahı ayakta evet. tutamazsın. Yeni kayıt girişin akraban hadi 50 kişi var. Git dağ başına dükkan aç. Sırf akrabaların bekle. Bu ona benziyor. Aynen. Değil mi? Evet. Orada bir sirkülasyon yoksa olmaz.
Günür gibi bir yaşantı süremezsin kardeşim. Bunu unutmayın. Evet. Bir de emek sarf edeceksin. Aynen. Ne olacak? Eğitimlere gideceksin. Günür Hanım, ben ilk zamanlarımızı atıyor, 5 yıldır beraberiz. Her hafta eğitimlere gitti. Rüzgar 40 günlüktü bir eğitime gittim. 40 günlüktü. Çocuğu bakın, aldık, eğitime gittik. Her hafta eğitimlere gitti. Bir eğitim aldı, bir cihazı tanıdı. O cihazı eğer Elazığ halkına ve danışanlarına yarıyor ise getirdi. Geri geldi, borca girdi. Kesinlikle. Bir sürü senetler ödedik. Bu bir meşakkattir. Bu bir cesarettir. Yani. Bunları yaptı, gözü aldı. Ha, oturayım müşteri gelsin. Gündür gibi yaşayayım. Yok öyle bir dünya. Kesinlikle. Bunu unutmayın. Şey zannediyor. Şimdi mesleği ise açıyorsa belki ileride kendini eğitir. Eyvallah, tamam, gelişir. Kesinlikle. Ya, iyi yapana saygımız olur. Bir de şu var. Hiç alakası yok. İşte ustalık belgesi olan iki tane bayan alırım, çalıştırırım. Bir de o mantık var yani. Ben burada otururum, onlar çalışırlar, ben para kazanırım. Erkek berberlerinde yok mu? Yani aynı. Bilmem ne sarayı. Tabii tabii. 30 tane sandalye atıyor, kendisi berberlikten bir haber. Alakası yok. Aynı. Öyle değil mi? İşte yani çok sıkıntılı şeyler bunlar. Şey zannediyor, güzellik merkezim olunca story atarım, kahve içerim, çay içerim, arkadaşlarımı çağırırım, güleriz, eğleniriz. Evet hocam. Güne gitmekten sıkılmış, evde yemek yapmaktan sıkılmış. Eşinin de biraz parası var. Biraz da gidiyor, kredi çekiyor. İnanın öyle görülüyor. Ama hiç öyle bir şey değil. Ya tarlasını, puntunu satıyor, evet, bu işe yatırıyor. Bir de bir dönem KOSGEB vardı arkadaşlar. KOSGEB desteklemiyor güzellik merkezlerini, anaokullarını, yöresel ev yemeklerini. Araştırabilirsiniz. Bir de diyor ki zaten KOSGEB'den para da alacağım. Aman evde sıkılıyorum. Gideyim güzellik merkezi açayım. Yani bunlar güzel şeyler değil. KOSGEB'e ben de gittim. Girişimcilik belgesi aldım. Evet, çok güzel. Güzel bir şey. Evet. Orada bir de bir genel kültür dersi veriyor aslında. Şunu anlatıyor. Diyor ki KOSGEB'in size vereceği parayla siz dükkanı açamazsınız. Siz dükkanı açacaksınız. KOSGEB en az 2 sene ayakta kalabilirsiniz diye size destek veriyor. Kesinlikle olayı bu. Eğer KOSGEB'e güven. KOSGEB budur. Yani şefimin de dediği gibi. Mesela ben de aldım o desteği. Açtım. 6. ayında falan aldım. Ödemeyi işte %10'unu falan yapıyor zaten. Dediğiniz gibi işte bir maaş desteğidir, işte ne bileyim bir klima desteği, bir masa sigorta desteği gibi bir şey. Evet, evet. Yani size oturup da bir milyonluk iş yeri açacağım, KOSGEB bana verecek. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunların hepsi bilgi kirliliği. İşinin ehli olalım. Evet ki ben de annemin karnında öğrenmedim. Bir sürü de sektörde çalışmışlığım var. İyi ki de çalışmışım. İnsan tanıdım, iş öğrendim, tecrübe kazandım, ticareti biliyorum. Ve çevrem var çok şükür. Hani sadece evde otursaydım ben bu kadar hızlı belki olmayacaktım. Olmaz. 10 yıl özel sektörde çalıştım tabii, ben. Bu önemli bir şey. Annemin karnında öğrenmedim. Hepiniz yapabilirsiniz. İmkansız değil. Ama bir anda ben zengin olayım. Sürekli para gelsin bana. Ama dediğiniz gibi birini orada çalıştırayım da ben oturayım. Bu şöyle bir iş değil. Biz de kesinlikle isteriz. Değil. Güzel işleriniz olsun. Bakın yanınızda istihdam sağlayın. Evet. 10 kişi çalıştırın. 15 kişi hatta 20 kişi çalıştırın. Ben de isterim. Bu işsizlik Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi. Kesinlikle öyle. Değil mi? Aynen hocam, öyle. Çok aynen. Önemli bir şey. Katılıyorum ama size. Ama kazın ayağı inanın ki öyle değil. İnanın ki öyle değil. Oldukça zor. Çünkü pasta evet büyük bir pasta ama sayı da çok fazla. Dilim çok küçülüyor. Evet. Minicik minicik dilimler evet. Kalıyor size. Yani şu anda kaç tane? 300 tane güzellik merkezi aradım. 300 tane güzellik merkezi var. Ama şu düşün, an 500 binlik bir şeyde 300 tane güzellik. 100 tanesi de devrediyor Milat Bey. Ne anladım ben bu işi? Evet. Bir yani. De o var. Devredenler var. Neyse. Reklamlar geldi. Şimdi biz reklamlardan sonra buradayız. Evet, biz konuşacağız. Biraz ticaretten, biraz bilgilerden, işlemlerden konuşacağız. İkinci bölümde de birlikte olacağız. Şimdi kısa bir ara. Çünkü Milat'ın mutfağı her an her yere sohbet kayabilir. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü hayatın içinden konuşuyoruz, hayatı konuşuyoruz. Kesinlikle öyle. Bundan emin olun. Evet, şimdi kısa bir reklam arası. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sakın kaçırmayın derim. Evet değerli izleyenler, reklamlarımızı bitirdik. Reklam arası sohbetimizi bitirdik. Aynen. Dedikodularımızı ve birlikteyiz efendim tekrar sizlerle.
Şöyle bir tekrar edelim. Ekranlarına olabilir. Sonradan açanlar olabilir. Bugün güzellik uzmanımız Gündür Hanım'la beraberiz. Çok sevdiğimiz, kıymetli çarşamba gününün konuğu biliyorsunuz. Çok kıymetli uzmanımız Gündür Küçük hanımefendiyle birlikteyiz. Ve güzellik merkezlerinin en büyük işlevi olan, en büyük hizmet verdikleri alan lazer epilasyonu konuşuyoruz. Konuşmaya devam ediyoruz daha doğrusu diyelim. Gündür Hocam'la beraber çok önemli konulara değindik. Evet. Güzellik merkezleri konusunda ve lazer epilasyon konusunda. Ben şimdi bir müsaade isteyeyim. Sezai de yemeğimizi de bir tekrarını bize söylesin. Menümüzü hatırlatsın. Ondan sonra devam edelim. Bir baget haşlamamız var. Evet. Bir de revanemiz var. Baget haşlama, tavuk evet. Baget haşlama. Tabii. Evet. Yani baget deyince zaten tavuk olur. Evet. İşte değil mi? But olur et olsa. Yani. Değil mi? Yok incik olur. Şey o inciktir. İncik. Kuzu incik. Evet. O da kuzu da olur yani zaten. Doğru. Danada da olmaz. Doğru. O yüzden zaten anlaşılır. Bizim halkımız da çok zeki bu konuda zaten. Tabii. Yani o konuda bir sıkıntımız yok. Bir de revanemiz var. Şimdi biraz neler yaptığımı az kısaca böyle bir anlatayım. Ondan sonra sizin sohbetinize tabii devam edersiniz. Havucumuzu bir tanesini rendeleyip yağda kavurduk. Arkasına unumuzu kavurduk. Arkasına az bir soğuk su. Akabinde sıcak su. Suyumuz kaynadıktan sonra bagetler içine attık ki o köpüğü artık çıkmasın. Biraz da lezzeti içinde kalsın. Sırasıyla arpacık soğan, havuç. Ondan sonra onu şu anda pişiyor. En sonda da tabii ki patatesi atacağız. Yani patatesi attığımızda artık da hepsinin birden pişmesi gerekiyor. İşte o sıralamayı güzel yapmak lazım. Revanemiz de şu anda fırında kızarmak üzere. Bir 5 dakika kadar çıkaracağım oradan. Şerbetimiz hazır zaten ılıdı. O şerbeti dökeceğiz. Biraz da bekletmemiz gerekiyor tabii o şerbeti alması için. Ondan sonra bir güzelce böyle bir servisimizi yapacağız. Yani. Servisimizi yapacağız. Yalnız o bir nüans vardı. Onu söylemeyi unuttun. 300 dereceden önce. Evet, önce fırını 300 derecede bir ısıttık. Çok önemli bir şey o. Tabii revani fırına atarken de 180 dereceye düşürdük. Şu an 180 derecede şu an pişiyor yani. Eyvallah. Fatma biliyor muydun bu olayı? Bilmiyordum. Bilmiyordum değil mi? İtiraf ediyorum, bilmiyordum. Önemli. Birçok hanımefendi bilmiyor. Ya zaten herkes her şeyi bilse yani şef olurdu. Hayat durur ya. Değil mi? Yani herkes her şeyi bilemez zaten. Demin de yani birinci bölümde biz bu konuyu açtık. Sürekli öğrenmek lazım zaten. Ama her gün bir şey katmak lazım. Ama bir şey yok mu Milat Bey? Hani herkes kendi fırının aşinalığını bildiği için. Hani muhakkak. Ya elbette ki huyunu suyunu bilir. Ama işte bilmeyenler için de böyle hatırlatmalar şeflerden önemli diye düşünüyorum. Şöyle bir şey var mesela. Herkes tabii ki fırının aşinalığını bilir ama fırını önceden ısıtmadan direkt fırına atarsanız o kek kabarmaz. He. Yani, bu da ayrı bir şey. Doğru. Önceden ısıtmamız gerekiyor. Ben biraz erken ısısın diye 300 derecede ısıtıyorum. Kavga etmeyin ayırmam. Hayır kavga değil sadece yani, bilgi amaçlı. İki şef arasında kaldım. Şeften şef yardımcısı arasında kalırsam hiç ayırma. Diyor ya erkekliğin %90'ı kaçmaktır. Hemen sıvışacaksın aralar. Yani aralarına girmeyeceksin. Evet. Evet Gündür Hocam. Lazer dedik. Evet. Önemli konulara dikkat edilmesi gereken noktaları duyardık, söyledik. Seans evet. Sayısını söyledik. Mesela ben şeyle çok karşılaşıyorum. İşte yazın yapılır mı, yapılmaz mı? Dikkatli bir şekilde yazında çalışılabilir. Sadece lazer epilasyon bronz tende çalışılmalı. Yani çok esmerleşmişseniz orada çalışılmaz. Neden? Çünkü ne dedik az önce? Siyaha atıldığında kül eder. Sizin burada istenmeyen bir leke oluşmasına sebebiyet verebilir. Yanık kelimesini çok sevmiyorum. Bu aslında doğru bir şey değil. Renk değişimi olur. Lekeniz ne kadar büyük olursa olsun o geçecektir. Kalıcı hasar da sebebiyet vermez. Bundan da çok endişeli. Herkes çok korkuyor. Belki estetisyenimiz yüksek çalışmış olabilir. İşte veya sizin teniniz bronzlu veya birkaç tane üst üste atış atıldı. Bir sürü nedeni olabilir. Dikkat edilmesi gerekir tabii ki. Ama bu çok kafaya takılacak bir şey değil. Yani mutlaka doku kendini onarır. Doğru kremlerle, doğru ürünlerle kendine gelir. Şimdi hocam tam yeri gelmişken. Evet bu da çok önemli bir soru. Önemli bir şey. Hı-hı. Yazın çalışılır mı dediniz ya. Evet. Artık seçenekler de var lazerde. Yani. Buz lazer olayı var. Aynen buz lazerle de desteklenebiliyor. Bizim zaten diğer sistemimizde de yazın çalışılabiliyor. Önemli evet. Olan sadece şey şu. Komşum gitmiş işte kolunda leke olmuş Gündür Hanım. Çok gelmek istiyorum ama korkuyorum. İşte A merkeze gitti böyle oldu. Sizde de böyle olur. Evet. Yine söylüyorum. Hiç kimse birinin vücudunu yanık değil altını çizerek söylüyorum. Lekelenmesine müsaade etmez. Hiçbir estetisyen bunu bile isteye yapmaz. Şimdi hocam o da çok önemli bir şey. Evet. Bakın
hani bir an önce çok daha fazla gitsin diye değil mi? Yani yüksek dereceyi yükseltmek istiyorlar. Doğru bir şey değil. Evet. Bunu danışan da talep edebiliyor. Estetisyen de işte ben baba yiğit bir estetisyenim. Hepsini temizlerim. Kendime güveniyorum. İşte ben bu dereceyi de çıkarsam bir şey olmaz. Biz mesela her 15 günde bir toplantı yaparız. Benim kurallarım vardır. Şu derecenin üstüne çıkamazsın. Çıkamazsın. Yani estetisyenin de. Ben riske atamaz. Evet. Yok bugün ben çok hakimim konuya. Soğuk hava üflemesini çok yükselttim. Danışan istiyor. Hayır. Danışan çok fazla istiyorsa yazılı dilekçe alıyorum. Ben işte derecenin yükseltilmesini kendim çok istiyorum. Çok önemli biliyor musun hocam? Bu çok önemli bir sorun. Yani işte bunlara dikkat edilmeli. Niye biliyor musun? Adliyeler. Tabii. Bu hataları yapan güzellik merkezleriyle, sahipleriyle dolu. Taksirli adam yaralamadan yargılanıyor. Yargılanıyorlar çok değil mi? Çok basit bir şey ya. Çok basit bir şey aslında. Ve diyorum ya kalıcı bir hasar bırakması imkansız. Şimdiye kadar bildiğiniz şeyleri gerçekten kaldırın çöpe atın. Lazerden yanık olmaz, kalıcı bir hasara sebebiyet vermez. Bu duyduğunuz şeyler ya birazcık hani bizim yapımızda da var, abartırız böyle. İşte iki tane çatlak vardır ev yıkılacak diyoruz ya. Bunun gibi bir şey. Yani orada iki tane leke olmuşsun, bu yanık değil. Değil. Lazer yakmaz seni. Evet. Ama tabii ki yapılmamalı. Ben bunu yumuşatmıyorum, özümsemiyorum da. Çok da karşıyım böyle bir şeye. İşini temiz yapacaksın. Danışan seni yönlendirmeyecek. Ben estetisyenime hep bunu söylerim. Sen onu yönlendireceksin. İşi bilen sensin, o değil. İşte diyor ki yok aslında vücudu çok dayanıklı. Hayır. O gün belki acı eşiği evet yüksekti ama sen istenmeyen bir şeye sebebiyet verebilirsin. Allah korusun. Gerek yok. İki seans fazla gelsin. Hiç bu tehlikeyi almaya gerek yok. Ricamız budur. Siz de estetisyene müdahale etme. İşte arkadaşım geliyor, size dayanıyor, beni de 8 alın. Hayır, yok. Herkesin cilt tipi farklı, jülü farklı, derecesi farklı, çok kıl doğru. Tipi farklı, cilt tipi farklı. Böyle bir ezber olamaz. Karşı komşuya böyle yapmış, bana da böyle yapın. Yok, hayır. Bunlara dikkat edilirse inanın ki hiçbir sıkıntı olmaz. Biz bugün lazerin eksilerini konuşuyoruz aslında. Tabii ki. Neden? Çünkü İşte diyorum ya böyle hikayeler çok fazla var. Çok gelmek istiyorum ama korkuyorum. Korkma canım. Doğru yerdesin. Güvenli bir eldesin. Gönül rahatlığıyla yaptırıp konforlu hayatına devam edebilirsin. Ama böyle kirli bilgilerle ne olduğu belirsiz bir yerde, ne yaptıkları belli olmayan bir şeyde yaptırırsan bu çileye sen de maruz kalırsın. İyi var. Peki hocam nelere dikkat etmeli yaptıran? Yani evet derecesi önemli. Çok önemli. Bunun dışında mesela... Senin bronzsa, güneşlenmişse asla... Estetisyen yapmak istese bile yaptırmayın. Esmerseniz leke kalır vücudunuzda. Güneşlendin geldin veya güneşleneceksin. Gerek yok. Çok fazla lazere girmenin de bir mantığı yok. 2-3 tane kıl için gelme. Derini inceltme. Zaten güneşin zararlaşını çok fazla. Bir de lazerle inceltiyorsun. Mantıklı değil. Ama bronz değilsin. Her şey yolunda. Estetisyeni dinleyerek doğru jülle, doğru atış sayısıyla çalışılmasına müsaade et. Tek yapması gereken şey şu. Bir de ilk seansı, ilk kez geldi. Alabildiğince kılı var. Çok ısrar ediyor. Lütfen ilçeden geldim. Ne olur işte şehir dışından gel beni alın. Hayır almıyoruz. İnanın almıyoruz. Küsüyorlar da. Neden? İşte o zaman da istenmeyen leke oluyor. Kılınız çok yoğunsa... Tık 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 tık. Bire bire zarar vermek niye yapasınız? Evet, yani? Atış atıldığında cihazın ucuna kıl yapışıyor, sıcak oluyor ve o tak diye bir yere düşünce leke oluyor. İşte bu yüzden lekelenmeler oluyor. Kılınız uzunken yapılmamalı. Mesela her seansta kısaltmaya da karşıyım ben. Sadece ilk seansa gelmeden 3 gün öncesinden kısaltın diyorum. Sonraki seanslara direkt geleceksiniz. Hiç dokunmayacaksınız. Bir de şöyle bir bilgi kirliliği var. Her seansa gittiğimde bana kıllarımı jiletlettirdiler. Bu kıl bitmez. Kökü besler arkadaşlar. Her seans yüzüne jilet sürmek nedir ya? Böyle yerler ne yazık ki var. Veya lazere girmeden önce ağda yap gel diyenler var. Aa. Böyle şeyler de var. Çok değişik şeyler var. Görmediği bir şeyi nasıl alacak? Yani değişik bir sistemi var demek ki. Bu değildir doğrusu. Gelmeden 3 gün öncesinden ilk seansınızda kısaltırsınız. Sonraki seanslarda zaten kılınız çıkmayacak. Kısaltmanıza da gerek yok. Eyvallah. Bunlar çok önemli. Çok hatırlatma. Önemli. Lazerin atar damarı bunlar. Hocam peki bir ev ürünü var mı bu işte? Yani güneş kremini öneriyorsunuz evet. Ama onun dışında. Soğutma etkisi olsun istiyoruz. Özellikle ilk seanslarda daha yeni tanıştığı için orada bir sızı hissedebilir. Minik de olsa. Aloe vera jel özlü ürünler var artık. Hı hı. Eskiden bu kadar yoğun değildi ama şu an lazer artı aloe vera jel özlü jel direkt sürebilirsiniz. Hatta bitkisi varsa bitkisini bile kullanabilirsiniz. Evet. Kolunuza bacağınıza sürüp soğutabilirsiniz. Çok da iyi gelecektir. Bunun dışında bir ürün yok, tavsiye etmiyorsunuz. Bu kafi. Mesela şöyle bir su şey olabilir. Su değmesi bir de ona. İlk gün su değmemeli. Neden? Çünkü hani böyle ağda yaptırınca nasıl canınız acır ya onun gibi düşünün. Sıcak suda değdiğinde daha çok acıyor. Soğuk su değebilir.
sıcak su değmemeli. Hassasiyet var orada zaten. İkinci gün duş alabilirsiniz. Yaraya sıcak su değdirmek vurmak gibi bir şey. Evet. O yüzden ikinci günü öneriyoruz biz. Vücut peelingi var şu an. Mesela peelingler yapılıyor. İşte kokulu parfümlü gibi böyle. Çok da iyi geliyor. Batıklarınıza çok iyi gelir. Alıp kullanabilirsiniz. Ha, benim de kullandığım var. Çok da hoşuma gidiyor. Hem batıklar hem ölü deri gider. Hem de nazar sonrası daha pürüzsüz olursunuz. Evet. Peki hocam, önümüz Ramazan. Güzel bir soru daha. Evet. Çalışacak mısınız? Çalışacak mısınız? Yani onu da soralım. Çünkü önemli. Evet. Ramazan'da yapılabilir mi? Evet. Orucu bozar mı? Bunlar çok önemli şeyler. Dışarıdan bir takviye olmadığı için nazar epilasyon orucunuzu bozmaz, mekruh edebilir özel bölgeyi eğer başka biri görürse. Hı. Bu yüzden ben bunun da tedbirini aldım. Kişi uygulamayı kendi kendine yapılıyor. Evet. Özel bölgenize size geldiğinde. Onu da söyleyeyim, erkeklerde kendinize yapabiliyorsunuz. De o şekilde. Estetisyen sizi cihazla baş başa bırakıp çıkacak, uygulamayı siz kendi kendinize yapacaksınız. Evet, çünkü dışarıdan bir şey enjekte olmuyor. Aynen, orucunuzu bozacak bir durum oluşmuyor. Giren bir şey Yok yani. Sabah 8.30 akşam 6 mesai saatimiz aynı şekil haftanın 7 günü hizmet vermeye devam ediyoruz. Ramazan ayında da açız. Çünkü evet, iftar sonrası açılma gibi bir şey söz konusu şu değil. Şu an düşünmüyoruz söyleyelim. Arkadaşlar zaten çok yoruluyorlar, iftar sonrası da açıkçası yormak istemiyorum. Tabii haklısınız. Yani oruçlarını tutup siz evde. Siz hep bunu yaptınız çünkü ibadetlerini çalışmadınız. Onlar iftardan sonra açmayı düşünmüyoruz. Değil mi? Aha. Şimdi hocam, bir de çok sorulan sorulardan birisi yaş. Evet. Çünkü kaç yaşında? Önemli bir konu daha. Ya bu çok soruluyor, ben biliyorum. Yani yaklaşık ben 100'ün üzerinde eğitime katıldım. Bu eğitimlerin hepsinde bize söylenen, ki bunların içerisinde eğitim veren hekimler de vardı. Evet. Bir hanımefendi 6 ay düzenli regli dönemine girmişse, yaşı 15 de olabilir, 16 da olabilir, 18 de olabilir, 19 da. 6. ayını düzenli bir şekilde yaşıyorsa gelebilir. Ama bu regle dönemi sürekli sıkıntılıysa, 3 ay oluyor, 5 ay olmuyor, işte bir sene böyleyse bence onun en başta doktora gidip bu sorunu çözmesi lazım. Neden? Çünkü hormon bozukluğu var. Evet. Atış atsak da yine kılı çıkacak. Vücuduna yazık, ödemesine yazık. Bu yüzden bu döngü oturduktan sonra kızlarımızda başlansa çok daha iyi sonuç alınır. Yani yaş sınırını bu şekilde çözebiliyoruz. Evet, eskiden 18 yaşın altına yapmamalıyız falan filan muhabbetleri vardı ama şu an ergenlik yaşı 12-13'e düştüğü için o çocukcağız da sürekli kırtığı alamaz. Bu da kötü yani, bir şey ama işte sorunlar oluyor. En mantıklısı, en temizi lazer epilasyon. Tabii ki hekim onayından geçtikten sonra. Benim 15 yaşında da danışanım var. 16'da da var, 17'de de var. Eyvallah. Peki hocam, bir sorum daha var. Hı hı. Bu soru da yine önemli diye düşünüyorum. Kimlere yapılamaz? Ne dönemler, yani bazı dönemlerde ve kimlere? Evet, yani şöyle söyleyeyim, hamileye kesinlikle yapmıyoruz. Yapan yerler varmış, yurt dışında serbestmiş, yapılıyormuş falan filan mevzular var. Ama hamilelikte evet bir zararı yok, dokunun altına bir şey gitmiyor. Şu anki hamileliklerin %80'i ne yazık ki mutlu sonlanmıyor. Mesela 3 hanımdan 2 tanesi doğum yapabiliyor, birinde düşük yaşanıyor. Düşük sayısı oranı 20 yıla göre şu anda 2 katı. Yani şimdi böyle bir risk varken, hamileliği zaten tehlikeliyken bir de lazere gelmesine ben karşıyım. Bunu da çok duyuyorum. Ay ama orada yapıyorlar, burada yapıyorlar. Ben yapmıyorum. Hamileyken bence bayan çok hassastır. Ya böyle ben onu sarıp sarmalayıp bir köşeye bırakmaktan yanayım. Çok hareket etmesini bile istemiyorum hamilelerin. Daha değil ki lazere girmesi. Hamileye yapılmaz. Panik hata olanlar, işte kapalı alan, atış falan, kendisini iyi hissederse gel diyoruz. Bunun haricinde herkese de yapılabilir. Herkese. Mesela bazı deri rahatsızlıkları olanlar. Sedef rahatsızlığı olan danışanlarım var. Başlık kişisel alınır. Sana aittir. Bizim de öyle bir durum da var. Mesela teninize değen yeri satın alabiliyorsunuz. Senin oluyor. Alıp götürüyorsun. Geldiğinde getiriyorsun. Hı. Bu tarz sedef, egzama gibi rahatsızlığı olan kişinin başka birine yayma ihtimali de yok. Sadece kendine ait olduğu için. Başlık. Bir sıkıntı arz etmiyor. Değil mi hocam? Gelebilir, evet. Önemli. Sedefli egzamalının hiç gelmeyeceği anlamına gelmez. O nokta işaretlenir, orayı atlar, bu tarafını taramaya devam eder. Dövmesi olanla da geçerli bu. Şurada dövme var, buraya atış atılmazsa. Dövme atılmıyor mu hocam? Hayır, yanar. Hmm, direkt yanar. Esmer. Evet. Yani az önce dediğim leke değil, direkt yanar. Hocam peki teni esmer bir şey? Yapamıyoruz işte, çalışamıyoruz. Çok esmer aman yani, bayağı bir esmer olması lazım çalışamamamız için. Öyle değil mi? Hı hı. Bayağı çok koyu bir teniniz varsa, işte o kekin rengi gibiyse mesela, yanarsınız. Hadi ya. Evet. Yani zenciler yapmıyor. Yok, zaten orada yok lazer epilasyon. Farkındaysanız kılları da yok. Evet, kılları da yok yani. Kılları da yok. Bilmem. Evet. Hiç. Bir dikkatli bakın, kılları da yok. Kaç tane zenci tanıdınız sizleri? En azından bayağı bir zenci var şu anda. Yani her yere dağılmış durumdalar.
Ben İstanbul'da öyle, çok gördüm mesela. Teşvik mesai üniversitede falan çok olmadı yani evet. Zencilerle. Hani üniversitede falan çok var yani. Yok onlara öyle lazer mi yapılmıyor. Öğrenci niye gülüyorsun? Çok ciddi konuştum. Arada bir kaynatması lazım. Fatma böyle bazen işten işe çok. Benim şurada hani şu hoşuma gitti. Hani oluru da olmuyor, olmazı da açık açık söylüyorsun. Evet. O benim çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. İşte daha Gülnur Hanım'ı tanıyacaksın. Söylesem. Gülnur Hanım'ın huyu da odur. Allah razı olsun sağ olun. İkinci, çok dürüsttür. İkinci kez görüyorum. Gerçekten hani dürüstlüğü. Öyledir. Yani, sağ olun. Allah niye burada zannediyorsun? Evet hocam bayağı tahmin ettiğimiz gibi. Hazır enflasyon çok sıkıntılı. Var. Aslında haftaya da işleyebiliriz Milat Bey. Çünkü ben çok fazla bu konu hakkında soru evet alıyorum. Evet konuyu tekrar izlemeyenler için anlatır. Tekrar ele alırız. Diyor ki hocam bacaklarımda varis problemi var. Birkaç merkez lazer olmaz dedi. Sizin cevabınız nedir demiş bana. Ne yazık ki ben de o merkezlerle aynı fikirdeyim. Çünkü lazer epilasyon varisin büyümesine neden olabiliyor. Çok fazla girildiğinde. Sizin zaten şu an böyle bir sorununuz varsa hatta size adres bile verebilirim. Fethisekin Hastanesi'nde varis tedavisi var. Randevu alıp gidebiliyorsunuz. Bu sorunu çözdükten sonra lazere gelirseniz çok daha iyi sonuçlar alabiliriz. Tabii bir rahatsızlığınız varsa önce onu halletmeniz çözmemiz lazım. Şimdi Günur Hanım bir huyu da var efendim. Bu tip şeylerde. Mesela riske hiçbir zaman almaz. Yani. Der ki sizin işinizi dermatolog halleder. Evet. Ona gidiniz. Evet. Ya da işte bilmem ne hekimine gidiniz. Aynen. Halledin. O eğer onay verirse ben yapabilirim. Der. Kesinlikle öyle. Bu çok önemli bir şey. İşte maddi para kaygısı güden bir merkez değil. Günlük küçük güzellik merkezi. Çok şükür elhamdülillah. Hocam demiş ben lazer epilasyon yaptırdım. Ama cildimde bazı döküntüler oluştu. Evet. Doktor cildimin inceldiğini söyledi. Acaba sizin merkezinizde buz lazer mi lazere mi girsem yardımcı olur musunuz demiş. Buz lazer incelmeyi önlüyorum hocam. Sorunun başını kaçırdım. Lazere girmiş mi daha önce? Girmiş. Yaptırmış. Hocam kalan tekrar edeyim. Ben demiş lazer epilasyon yaptırdım ama cildinde bazı döküntüler oluştu. Evet çok fazla girmekten de olabilir. Farklı bir rahatsızlığı da olabilir. Sadece kalan yerlerinize mesela şu an tek seans kampanyamız da var. Paket açmayın. Hı. Paket sayısı sizi yıpratır, cildiniz de yıpratır. Tek seans gelebilirsiniz. Mesela az önce kendimden örnek verdim. Senede bir ya da iki kez maksimum giriyorum. Size de önerim bu yönde. Ama isterseniz sosyal... Niye döküntü yapar? Çok girildiği için kuruma yapmış olabilir. Hı. Böyle çorak toprak gibi oluyor çok lazere girince. Kıl yok niye giriyor? Onun için demiyorum. Yani sizin için demiyorum ama böyle bir gerçek de aslında var. Aslında ilk bölümde bununla ilgili bir şey söylediniz evet hocam. Dediniz ki cilt farklılaşır. Herkesten deri inceliyor. Çok fazla girmenin mantığı yok. Yok yani flaş açıp da iki tane sarı tüy aramayacaksın. Lazer bu değil. Eğer senin lazerden beklentin buysa yanlış yerdesin. Adaya gitmelisin. Lazer evet bu değil. Mutlaka kalır. 2-3 tane çıkar yani. Bu bilinçle gelmen lazım. Sosyal medya hesabımı vereyim bana bir fotoğraf atın. Evet iyi söyledin hocam. Küçük harflerle Günnur Küçük Güzellik Merkezi. Ben mutlaka dönüyorum mesajlara. Noktasız. Evet mesela kolunuzun bacağınızın o döküntülü yerine atın bir konuşalım onun üzerine yardımcı olabilecek miyiz? Eyvallah. Evet hocam demiş ki lazer epilasyon yaptırırken herhangi bir ürün kullanmamız gerekiyor mu demiş. Az önce söyledi gerçi evet ama. Öncesinde hocam gerek yok cihazlarımızın hepsi daha böyle bebekler 10 aylık cihazlarım. Eski cihazlar olsaydı uyuşturucu kremi ihtiyacınız olabilirdi. Acı hissetmiyorsunuz çok konforlu geçiyor. Sonrası için ise vücut peelingleri yapabilirsiniz kese yapabilirsiniz. Artı aloe vera jel çok iyi geliyor bunu öneririm. Evet şimdi malum biliyorsun Günür hocam bana oradan da mesaj geçen hafta program sonrası bir mesaj düşmüştü bana evet gösterdi arkadaşlar. Yurt dışından diyor. Hı hı. Ben diyor işlemlerimi tatile geldiğimde yaptırsam evet olur mu diyor. Tabii ki. Çok fazla yurt dışından benim evet üyem var. Yani bana yurt dışından mesaj atmışlardı. Aynen öyle. Yardımcı oluruz. Sadece mesela işte böyle Antalya'ya gidip güneşlenecekse falan sıkıntı olabiliyor. Cilt üzerine ise uyarılarımı yapıyorum. Önce Elazığ'a uğrayıp işte lazerini yaptırır, cilt bakımını yaptırır. Sonra tatiline gidecekse eyvallah size de yardımcı oluruz. Eyvallah. Mutlaka ki oluruz. Şimdi bir başka mesajımız hocam. Günür Hanım demiş ödemeleri taksitle yapma imkanımız var mı? Tabii ki var. Tabii ki var. Onu kolaylık da sağlıyoruz. Senet sepetsiz açık aynen hesap yapabiliyorlar. Aynen efendim aynen aynen. Evet. Günür Hocam demiş ben tüm vücut lazer epilasyonuna gitmek istiyorum. Kampanyanız var mı
Var mı bu ara kampanyalar? Var, kampanyalarımız da var. Var değil mi? Bu ara kampanyalar var. Bakın yine tüm vücut, orada bir sevmediğim cümle var, tüm vücut. Bilmiyorum, sevmiyor o. Sırtta göbekte yoksa önermiyoruz. Tüm kol, tüm bacak, özel bölge, koltuk altı, çok güzel bir paketimiz var. Güzel de bir taksitlendirme sağlıyoruz. İyi bir seans sayısıyla buyurun gelin, siz de ailemize dahil olun diyoruz. Gönül Hanım demiş, ben demiş antidepresan kullanıyorum. Lazere gitmek istiyorum ama antidepresanların kıl köklerini güçlendirdiğini duydum demiş. Ne kadar doğru demiş. Doğru olabiliyor antidepresanlar, evet. Kılın bitmesine engel olabilir, kilo yapabilir, aktif akne oluşumuna neden olabilir. İnşallah kısa zamanda kurtulursunuz bu antidepresanlardan. Ve farklı yönde eğilimleriniz olur da kafanızı rahatlatırsınız. Öyle umut ediyorum. İlaçlar biraz sıkıntı. Buna benzer bir soru da hatırlıyorum. Antidepresan değil ama kadın doğum hapı. Evet, kullanma yapar. İşte mesela bunu doktora sormanız gerekiyor. Var böyle ilaçlar da var. İşte devletin desteklemediği, siz işte ücret ödeyerek alıyorsunuz. 100 lira örnek veriyorum. O doğum kontrol hapını aldığınızda sizin kullanmanıza engel oluyor. Ama işte bazı ilaçlar çok kullandırır arkadaşlar. Özellikle kan hapları, B12 eksikliğinde oluşan o haplar, tiroidi olanlar, bunun yanı sıra az önce de dediğim gibi doğum kontrol hapı ve kortizonlu ilaçlar kullanmanıza neden olur. Hocam biraz övgü var. Öyle mi? Evet. Günlük Küçük Güzellik Merkezi'nde ben de demiş lazer yaptırdım. Çalışanları güler yüzlü, tertemiz, hijyenik bir ortam. Gönül Hanım birebir ilgileniyor. Her işlemden sonra her şeyi, örtüleri değiştiriyorlar. Benim ağrı eşiğim, düşük, korkarak gitmiştim. O kadar naif yaklaştılar ki demiş, buradan teşekkürlerimi sunuyorum demiş. Biz teşekkür ederiz. Bir izleyenimiz. Kimmiş acaba, çok sağ olsun. Evet. Ayaklarına sağlık, böyle güzel yorumunu da. Ne kadar güzel ama değil mi? Evet, esirgemediğiniz için teşekkür ederim. Bugün benim bu şeyi habire atıyor. Nazar. Şimdi, hocam. Çok vallahi, böyle harika yayın yapıyoruz ya, o yüzden. Evet. Tık 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 tık. Nazara geliyoruz. Evet. Bir başka mesajımız, hemen onu okuyorum. Sevgiyle saygılarla Rahmi dayı, bizim Rahmi dayımız. Rahmimiz. Benden küçük ama Rahmi dayı. Evet. Şimdi buradan efendim çok değerli güvenlik şefimiz efendim Rahmi Bey. Emekliye ayrıldı, bu EYT'den faydalandı. Şu anda da ekranları başında bizi izliyor. Ben o güzel kardeşimin yanaklarından öpüyorum. Dayılığı bakidir bizim için. Kendisini çok seviyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin emekliliğini. İnşallah yeni evinde, mutlu huzurlu bahçesinde güzel şeyler de yetiştirir. Değil mi Sezai? Biz de çay içmeye gideriz. Buradan ailecek hepsine sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Hürmetlerimi gönderiyorum. Rahmi dayı hayallerini yaşıyor. Hayallerini yaşıyor. Büyük bir hevesle de emekli oldu zaten. Allah İnşallah, bizlere de nasip etsin Murat evet, Bey. İnşallah ben buradan güzel kardeşime Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum emekliliğini. İnşallah mutlu, huzurlu, güzel bir yaşam sürer sevdikleriyle birlikte. Evet. Hayırlı programlar Milat Hocam demiş. Elazığ Spor çok zor günler yaşadı. Eyvallah. Hiçbir iş insanı kalkıp kuruş vermediler. Bugün kaç kişi aday olmuşlar. Bu yolda milyarlar harcıyorlar. Demek ki Elazığ'da iş insanları varmış. Elbette ki var. Bir demiş, Elazığ olarak üzüldüm demiş. Gene çok samimi program. Günür Hocam'a, meslek arkadaşıma selamlar, saygılar. Almanya'dan Yılmaz. Meslek arkadaşı derken seni kastettim. Evet. Bu arada Ramazan şefinizin sizlerin vesilesiyle tüm İslam, Ramazan'ın şerefinizin sizlerin vesilesiyle tüm İslam alemine mübarek olsun demiş Yılmaz Bey Almanya'dan. Ben de tüm gurbetçilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çünkü zordur, bilirim. Gurbette Ramazan, değil mi? Oruçluk gerçekten zor olur. Elazığ'da bir başkadır tabii. Aynen. Ben buradan onlara da hayırlı Ramazanlar diliyorum. Birbirlerine kenetlenmelerini, Ramazan'ı huşu içerisinde, değil mi? Evet, inşallah. Geçirmelerini temenni ediyorum. Hepsine de buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Tüm gurbetçilerimize, her nerede yaşıyorlarsa. Aynen öyle. Ülke içerisinde de gurbet vardır. Ülke dışında da gurbet vardır. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Paket fiyatı nedir demiş. Lazer öğrenebilir miyim? Hayırlı yayınlar. Buradan fiyat veremiyoruz. Günür Hocam demeden, yani Instagram'dan az önce söyledi. Tekrar edelim. Instagram küçük adresini. Harflerle Günür Küçük Güzellik Merkezi bitişik arattırdığınızda direkt ben çıkıyorum. Evet. Oradan demeden yazarsanız size hem fiyat konusunda yardımcı olur Günür Hanım.
diyelim. Mesajlarımız var ama çok mesaja da boğmak istemiyorum. Evet. Gülüm Hocam şöyle bir yemeğe bakmak istiyorum. Sezai. Evet. O köşedeki benim mi? Köşedeki senin. Hindistan cevizsiz. Hindistan cevizsiz. Ya benim için sen çok değerlisin. Vay. Geç de öylesin. Ya. Hayırdır hani, bugün ne oldu Gündür size? Hocam dedi ya cigara bit ye. Artık Ramazan geldi. Hoş kardeşim ben. Valla bir insanın bir kardeşi olsaydı ancak bu kadar severdi. Gerçekten ben çok seviyorum Sezai'yi. Biz gerçekten bir kader birliği, bir kardeş olduk burada. Aynen öyle. Sezai. Şimdi bana hak vereceklerdir işi bilenler. İşletme sahipleri özellikle, restoran sahipleri. Hem huyu güzel hem iyi şef. Evet. Çok zor bulmuş. Bulması zor. İşte örnek. Buldunuz. Bak sen mi söylüyorsun? Bunu buradan kendim için söylemiyorum ama böyle bir gerçek var. Hakikaten yani şimdi bana gelen mesela çıraklar falan geldiği zaman önce şunu söylüyorum. Huyu güzel olsun ben işi öğretirim. Eyvallah. Ama işi güzelse ben onu ahlakı öğretemem. Aynen. Bana da söyledi aynısı. Bakın samimi söylüyorum, bu çok önemli bir şey. Evet. Değil mi? Hep olumlu bakacaksın. Bakmak olumlu. Çok önemli. İşi öğrenmeye çalışacaksın. Aynen. Ülkemizde en büyük sorun o. Ben biliyorum. Heh. İşi bilmeden ben biliyorum demek. Ya da ben oldum demek. Katılıyor. Değil mi Sezai? Bu çok önemli. Sen demeyesin. Karşıdaki söyleyecek. Heh. Seni takdir edecek. Senin takdir beklemeyeceksin. Yani sen işini en iyi şekilde yapmaya çalışacaksın. Değil mi Fatma? Tabii ki. Ve karşındaki senin niteliklerin de seni nitelendirecek. Aynen. Bu çok önemli bir şey. Evet. Revanimiz hazır. Evet, revani hazır. Şerbeti çekti mi? Tabii tabii. Erken koydum sanki size sayı. Olsun biraz da böyle dinlensin. Tabak şimdi dinlensin. Bu benimki de halt etmek yani. Ustaya iş öğretiyorum. Yok şimdi tatlı bu yani soğursa da bir sıkıntı olmaz. O yüzden eyvallah. Erken çıkması hiç sorun değil. Fakat haşlamamız hala pişiyor. Geçen Ramazan ne aklıma geldi Sezai? Hatırlıyor musun? Bir Kemal Paşa yapıyorduk. Bir türlü pişmedi. Evet. Hatıralım mı? Evet hatıralım. Yunus Hocam sen var mıydın o zaman? Yok ben yoktum. Bir yani, Kemal Paşa aldık. Hazır aldık. Evet. Burada tabii kaynatıyoruz onu. Yani, ha, değil mi? İki kez yaptık onu. Birinci de sıkıntı çok yoktu. Çok sıkıntı yoktu. İkincisi de ya iftar okundu biz hala pişmiyor. Pişmiyordu ya. Niye acaba? Enteresan. Ya yani şöyle. İnadı tuttu. Şerbet, onu şerbete kaynatıyoruz abi. Kayna kayna şerbet bitiyoruz. Suyu lave ediyoruz. O su da çekiyor. O da bitiyor. Yine pişmiyor. Defalarca onu tekrarladık. Ama pişmedi. En sonunda yemedik onu yani. Yemedi. Enteresan. Vallahi enteresan yani bir Kemal Paşa. Ve aynı markaydı yani. Yani marka da aynı evet. Değil bir, mi? Bir öncesinde gayet güzel pişti. Çok da güzeldi. Çok da beğenildi. Ama ikincisinde aynı şey. Sezai de inada bindi. Pişeceksin sen. Ama pişiremedim. Eyvallah. O da Zaza inadı tutmadı. Zaza inadı tutmadı. Evet Sezai. Bu da haşlamamız. Ne durumdayız? Pişti gibi. Her şey içinde şu anda. Zaten patatesi bir 5 dakika önce attım. İşte o da aşağı yukarı bir 20 dakika içinde pişer. 5 dakikası geçti zaten kaldı 15 dakika. 15 dakika sonra yemeğimiz hazır yani. Eyvallah. Evet. Fatma abla sen biliyordun değil mi bunu? Tabii ki. Nasıl? Aynı şekilde mi yaparsın? Aynı. Aynı. Sistem abi aynı. Abi de açtı zaten. Ya muhakkak. Yani ondan gördüğüm kadarıyla abi de Sezai şefimle de gördüğüm kadarıyla hepsi aynısı. Bir aşçı ailesinden gelme. Aynen. Eyvallah. Baba da aşçı zaten. Değil mi? Aynen. Buradan da selam gönderelim onlara. Baba vefat etti. Allah rahmet eylesin. Öyle olsun. İki tane abi de zaten yurt dışında. Onlar orada da. Ona gurbetçilere az önce selam gönderdik. Aynen. Onlara da göndermiş olduk. Allah değil mi? Hayırlı Ramazanlar diliyoruz orada. Orada izliyorlar mı yurt dışından bizi? Yani çalıştıkları için. Belki tekrar izliyorlardır. Olabilir. Değil mi? Belki. Aynen. Eyvallah. Kolay gelsin size. Teşekkür şöyle ederim. Bir ihmal etmeyelim. Gündür abla da yeri efendim belde biraz rahatsızlık var. Ben farkındayım. Hani diyor damdan düşenin halinden damdan düşen anlarmış. Ben şimdiye kadar anlamazymışım. Evet ağrı zor gerçekten minnettir. Vallahi bir de bacakta vurunca evet, o çok aynen, kötü bir şey. Aynen. Allah kimsenin başına kıpır vermesin. Kıpırım böyle. Ya ben de şimdi bazen yerimde diyorlar ki Milat Bey niye çok oynuyor. İnanın bacak değiştiriyorum çünkü evet. Belden dolayı bir sıkıntı yaşıyor insan. Aynen. Bir hareket etme gereği hissediyor. Ne olur affedin bizi diyelim. Evet gelelim tekrar mesajlarımıza. Birkaç tane daha var. Kolay gelsin hayırlı Ramazanlar ama normalde de özel bölge günah demiş. Soracağım beyaz olan kılları görüyor mu? Bir de zararlı diyorlar nasıl olacak? Tekrar çıkıyor mu demiş. Hocam güzel çok güzel sorular sormuş. Evet. Beyazı görmüyor. İğneli epilasyon yapılabilir. İğneli epilasyona da ben hiç sıcak bakmıyorum. Çünkü salise bakın saniye değil salise içeride fazla kaldığında leke oluyorsunuz. Tek tek bir iğne girip yakıp çıkıyor. Zaten sadece yüze yapılır. Vücudun farklı bir yerine yapılmaz. Bunun haricinde özel bölge evet günah.
Bu yüzden biz bir alternatif sunuyoruz. Danışan uygulamayı normalde de Ramazan dışında da kendi kendine yapabilir. Mesela bir cihazı ayarlıyoruz. Kıl tipine göre, derecesine göre, cilt tipine göre. Estetisyen anlatıyordu. Hanımefendi şöyle şöyle çalışacaksınız. Zaten çok basit bir şey olduğu için kendine uygulamayı yapabilir ama yok ben yapamıyorum, beceremiyorum deyince hani bizim çok da yapabileceğimiz bir şey kalmıyor. Evet. Mekruh mu mekruh, günah mı günah. Şimdi hocam burada bir nüans daha var. Zararlı diyorlar demiş. Heh. Nasıl olacak, tekrar çıkıyor mu bir de demiş. Tekrar çıkması ihtimaldir. Yumuşak doku, arsız bölge dediğimiz yerlerde üçer beşer tane mutlaka çıkacaktır. Zararlı kesinlikle değildir. Zararlı olduğu anda zaten siz böyle bir işletme açamazsınız. Sağlık Bakanlığı onay vermez. Ruhsat çıkaramazsınız. Direkt işletmeniz mühürlenir. Geliyorlar jülüne, atışına, her şeyine bakıyorlar. Sadece işte kemoterapi alana uygulanmaz gibi bir mevzu var. Yoksa onun haricinde hiç kimseye böyle bir işlem yapılmasında hiçbir zarar ziyan yoktur. Şöyle bir açıklama var. İnsanların kafası ondan karışıyor. Diyor ki mesela Allah korusun kanser olduğunuz ve kemoterapi almanız gerekiyor. Lazere gidemezsiniz diyor. Evet. Yani sana demiyor ki aa sen lazere gitmişsin kemoterapi alamazsın işte yok bu yüzden kanser olursun. Böyle çok bir açıklama bir şey. Yok. Tabii. İşte biz bu nasıl o laf buraya çekilmiş ben de anlamıyorum ama bu şekilde lanse ediliyor. Kesinlikle böyle bir şeyin aslı astarı yok. Siz bir ışınla yaşamıyorsunuz. Atışı attı, kılın düştü, bitti. Yani sen ömrün boyunca bir lazer ışınıyla yaşamıyorsun. Kesinlikle böyle bir şeyin gerçeklik payı yoktur. Veya kısır olur kızım gibi böyle bir şey de söz konusu değil. Çocuğu olmazsa ne olacak? Lazer epilasyonundan çocuğun olmaması imkansız. Bizim dokunduğumuz yerle sizin bu yumurtalık olayınızın arasında dağlar kadar fark var. Biz dokunu 0.3 milimetre altına atış gitmiyor bile. Sizin olayınız 7 santim aşağıda. Bu yüzden gönlünüz rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Eyvallah. Fatma. Az önce su içtim aklıma geldi. Korktum. Bugün müdür Ramazan'ın birinci günü diye. Yarın sakın önünüze bırakmayınız. Onu diyeceğim. Hani dalarsın. Hani alışkanlık olur ya. Evet su bırakmayacağım. Yarın bize su mu çay may. İnşallah. Ne yapalımız günahımız bu. Senin boynunu. Ha, hatta sen bizi unutan sen bırak. Olabilir o da. Şimdi efendim işin esprisi tabii bunlar. Ben hiç unutmamış. Rahmetli babam bir gün bilenlerdir Harput yolunda Siyami vardı Manav. Bilmem bilir misiniz? Babam ben küçüğüm. Dairede SSK'da çalışırdı. Çıktık beraber eve gidiyoruz Ramazan. Manav'dan da bir şeyler alacağız. Yaz. Ramazan yaza gelmiş yine. Böyle deyince de yaşım ortaya çıkıyor yine. Şimdi yaza gelmiş böyle kiraz hocam. Babam da unuttu herhalde. Yani muhakkak unuttu. Kiraz aldı bir tane yedi, iki tane yedi. Üzümden aldı. Siyami de böyle bakıyor. O da bilmiyorum yaşıyor mu, yaşıyorsa. Yaşayana da Allah rahmet eylesin derler. Dedi ki, Hacı abi dedi. Sen oruç der misin dedi. Babam şöyle bir durdu. Siyami çok samimiler tabii. Siyami'ye bir tokat attı. Lan dedi niye hatırlatmışsın? Yok dedi ben mazlumu hatırlatmadım ki yesin iyice dedi. Karnım doysun. Yani geçen sene burada da oldu. Tereyağı olayı var ya sen arkadaşın gelmiş kimdi çiçekçi ismini unuttum. Ha Servet evet. Servet. Buradan da Adana'ya selam evet. Olsun. O da geldi burada tereyağının tadına baktı. Tereyağının tadına baktı. Aaa. Evet. Dedi gerçek mi tereyağı bakalım öyle dedi. Çok da güzel dedi. Da aferin sana dedim. Demesini hatırladı. Dedim aferin dedim hacı. Hatırladı. Olabiliyor öyle şeyler. Ama şimdi bir şey de var. Bunu söylerler ama ne kadar doğru bilemem. Ulema değilim tabii. Mesela birisi yiyorsa hatırlatmayın derler. Öyle mi? Vallahi öyle bunu derler. Bilmiyorum ne kadar hatırlatmak doğru. Hatırlatmak lazım şimdi. Şöyle. Yani şey yapmayın derler. Yani o... Genzine kaçabilir korkusuyla belki şey yapabilir diye yesin ondan sonra hatırlatın derler. Ya hayır azından altından sonra zaten yapacak bir şey yok daha orada. Ama devam ettirmemesi uyarmak, için. Tabii. Uyarmak gerekiyor yani. Şimdi karnı doyup kalmasın. Sen oruç tut ya demek kim lazım. Kim anlattı bugün bir şey vermişler. 6 tane yemiş. Ondan sonra hatırlatmışlar. O da kızmış. Tamam mı? Ama evet o biraz yanlış biraz. Unutmuş adam. Yani unutmuş. 6 tane niye veriyorsun?
Ya önünde koymuşlar, yemiş o da. Ama yani neydi, unuttum ya. Bir şey söyleyeyim. Mesela bu unutma olayı gerçekten Allah'ın Müslümanlara verdiği bir lütuftur. Tabii yani. Ya çünkü Gülnur abla ya, duydum bak. Ya, ben zazalanamsı dedim. Evet. Yani evet. Gerçekten unutursan orucun bozulur. Çünkü unutuyoruz. Yani bilinç dışı olan bir şey. Bilinç dışı. O yüzden o bir lütuftur. Bilerek yemeyeceksin. Ya, bilerek yemeyeceksin. Tabii bilerek aynen. Aynen öyle. Gerçekten. Ya şimdi Ramazan muhabbetleri başladı. Aynen. Allah sonumuzu hayretsin. Aynen. Sakız çiğneme orucu bozar mı? Ya Hacı Halil akıma geliyor. Sakız çiğneme orucu bozar mı? Lazere gelmek orucu bozar mı? Biz artık alıştık bunlara. Değil mi? Vallahi öyle. Evet, şimdi az önceki soruyu tekrar eklemiş Günür Hocam. Demiş, yapılan yerde kararma oluyor demiş. Bayağı yanma falan, o neden olur demiş. Yapılan yerde kararma oluyor. Evet. Yani ya bölge esmer, çalışıp daha da karartmış ya da yapan kişi işin ehli değil, sertmiş. Yanlış yapmış, yanlış çalışmış. Evet. Yani normalde kararma olması çok zor. Bir de şöyle bir şey oluyor. Kaşırsanız, mesela koltuk altında sürekli oturup kaşırsan lazerden sonra karartabilirsin. Hasar oluşabilir. Lazerden sonra bebek teni gibi böyle hassaslaşır. Çok kibar davranmalısın. Bir yere çarpmamalısın. Harıl harıl kaşımaman gerekiyor. Bu şekilde yaparsan da zarar verebilirsin. Tabii ki yapan kişi de birazcık daha dikkatli çalışmalı ki böyle istenmeyen durumlar oluşmasın. Oluşmasın demiş. Teşekkür ederim. Kişi de bize mesaj yazan kişi de sonunda emojiler atmış, teşekkürler demiş bize. Biz de teşekkür ederiz efendim bize mesajınızla katıldığınız için programa. İyi yayınlar Milat Bey. Fatmacığıma hayırlı olsun diyorum demiş. Başarılar dilerim. Bir de böyle kalpli öpücüklü emoji atmışlar sana Fatma. Evet, mesajlarımız da bitti. Gelirse yine okuyacağız. Şimdi Günür Hocam, böyle sonlara doğru geliyoruz. Yemeğimiz hazır herhalde. Evet. Evet. Var, bir 10 dakikamız daha var ama acele etme tabii. Eyvallah. Ben niye biliyor musun? Bir an önce acele edeyim. Günür abla rahatsız. Ben şuraya geçeyim. Oraya bir an önce getirmek istiyorum. Siz oraya geçin. Sohbeti orada şey yapalım. Oraya geçin, biz yemeği oraya servis yapalım. Günür abla o zaman şey oraya geçelim. Sohbeti de orada devam ettirelim seninle. Çok da makbule geçer. Siz de biraz dinlenin. Ben Milat Bey de bugün. Yok, ben valla ondan dolayı da seni şey yapmak istemiyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Hani derler ya, ben alıştım arsızlığa. Şöyle yerime de geçeyim ben de. Efendim, Yunus Hanım'la masamıza kurulduk. Ben bu arada yeni bir ana sponsorumuz efendim, İnci Home. Ben çok teşekkür etmek istiyorum İnci Home'a. Ramazan ve sonrasında da bizlerle birlikte olacak İnci Home. Malatya Caddesi yolu üzerinde. Hilal Kenti geçince hemen sağda İnci Home. Gerçekten son trend mobilyalarıyla hizmetinizde. Gidip görmenizi tavsiye ediyorum. Evet. Gündür Hanım da az önce gösterdim şöyle. Ben az önce bir model gördüm, çok beğendim. Muhakkak gidip bakacağım İnşallah. Dedi. İnşallah. Ben de gideceğim. Evet. İnce Home'a da çok teşekkür ediyoruz. Yanımızda olduğu için. Milad'ın mutfağının bir ailesi, bir parçası olduğu için. Bundan sonra onunla da program da yapacağız inşallah. Tanıtacağız. Gerçekten Elazığ'ımıza İnegöl mobilyayı getirdikleri için. Bursa İnegöl'ün mobilyalarını. Çünkü herkes tarafından bilinir, çok kaliteli mobilyalardır. Kendilerine çok teşekkür ederiz. İlimize her şeyin en iyisine layıktır şehrimiz. Onlar da bunu bilerek böyle bir trend uyguluyorlar Elazığ'ımıza. Buradan da İnce Home'a çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, Günür abla. Evet. Ramazan. Güzel. Nasıl? Huzur, bereket, dinlenme. Bana böyle ne hatırlatıyor çocukluğum. Sana? Hep bunları hatırlatıyor. Değil mi? Çocukluğumuz. Evet, aynen. O güzel Ramazanlar. Aynen. İnşallah bizim şimdi çocukluğumuzda Ramazanlar gerçekten çok güzeldi. Günür Hanım bizden çok küçük tabii o yaş olarak. O da güzellikleri yaşamış kendine göre. İnşallah bizim çocuklarımız da aynı Ramazan heyecanlarını yaşıyorlardır Günür abla ya. Öyle öyle. De yok, sanki bize göre eksikler ya. O heyecan yok gibi yani. Böyle çok kendilerine farklıydı. Göre belki de, bilmiyorum. Bizim çok farklıydı sanki Milat Bey. Biz şanslı jenerasyonduk. Şimdikiler bence o kadar şanslı değil. Sanki bir şeyler yapılıyormuş gibi yapıyor. Ama biz böyle koştururduk. Aa, tamam, ezan saati yaklaştı. Badem şekeri geldi mi? Tabii işte, Elazığ'ın bir de badem şekerimiz yani, var değil mi? Buradan da kuru yemişlere. Sahuru, iftarı, şeylere, o heyecanı, sıcak ekmeğimiz. Değil mi? Şu anda o sahurda çalınan davul bile eski tadı değil mi? Ya. O davul sesi evet. Eski tadı vermiyor. Ben eminim yine o sahur halayları yapılacaktır. İnşallah. O güzellikler galiba yaşanacaktır. Ama herkesin çocukluğu kendine özel. Farklıydı yani. Evet. Tabii ki. Şimdi bir de şöyle komşuları çağırdık ya, uyanmayanları. Uyarırdık, kapı evet. Çalardık. Şu anda artık telefonlar da var. Bir artık de şöyle mesela yani. Sezai Şef'im, eskiden her şey daha azdı.
yokluk vardı, evet, ve kıymetliydi. Kıymetliydi işte. Ama şimdi zaten çocuk her an her şeye ulaşabildiği için işte önüne koyduğun şeyin çok da bir manası yokmuş gibi geliyor bana. Şimdi bir de şu var. Eski zengin, fakir ayrımı çok yoktu. Evet. Yani zenginin evinde olan yemek fakirin evinde olabiliyordu. Fakir derken herkesin evinde 3 aşağı 5 yukarı aynı yemekler pişerdi. Evet. Şimdi müthiş bir uçurum var. Ben bununla üzülüyorum biraz da. Gıptayla, özellikle çocukların bundan etkilenmesine çok üzülürüm. Tabii bu konuda var olan evlerin bu konuda çok hassas davranmalarını rica ediyorum. Kesinlikle. Günür Hocam, katılır mısınız bana bilmiyorum. Tabii ki destek olunursa mesela... Evet. Çok basit şeylerle, küçücük şeylerle insanları mutlu edebilirsiniz. Çok doğru. Çorbada tuzunuz olabilir. Elazığ'da bu işleri yapan çok güzel insanlar var. Mesela nasip oldu, ben de o derneğin içindeyim. Tuba Hanım'ın evet, derneği. Evet, Tuba Erdoğan. O kadar güzel şeyler yapıyor. Selamlarımı gönderiyorum. Mümkünse keşke başta hatırlasaydım. 30 TL'ye iftar şeyi, depremzedeye 30 TL'ye böyle yemek hazırlayıp veriliyor. Ne kadar güzel. Ya mesela 20 kişilik, 10 kişilik, 5 kişilik, 1 kişilik satın aldığınızda düşünün. Ne kadar büyük bir maneviyat, nasıl çok büyük doğru. bir mutluluk. Ve bugün 30 TL'ye hiçbir şey gelmiyorken bunu organize eden kişi Tuba Hanım. Çok güzel bir dernek, çok güzel işler yapılıyor. Onlarla da inşallah Ramazan'da bir araya geleceğiz. Ben de gelmeyi isterim. Tabii ki beraber. Hep birlikte bir program yapalım. Çarşamba günü beraber olalım hatta. Çok kaliteli işler yapıyor. O hanımefendiyi çok takdir ediyorum. Herkese yetişmeye çalışıyor. Elbette. Biz de belki küçücük de olsa ya bugün işte fitre 70 TL. 3 kişinin yemeğini karşılarsınız. Biliyorsunuz bu 6 Şubat'ta olan depremde Tuba Hanımlar da çok faallerdi. Çok, ben buradan çok onlara faallerdi. Da evet. Gerçekten teşekkür ediyoruz insanlık adına, memleketimiz adına. Ve onları da konuşacağız inşallah. Evet. Bu Ramazan'da da o deprem zedelerimizi gözeteceklerinden eminim. İnşallah bu evet. Ben de paylaşacağım sosyal medyada. Mesela gözünüz sadece ekmek almayı kesiyor. Ekmek alabiliyorsunuz. Ya çok güzel şeyler yapıyorlar. Ya o kadar iyi ki. Dediğiniz doğru. Senin belki tam çok iyi değil durumun ama bir tık iyi. İşte 5 kişilik ekmek alırsın. Herkes yardım edebilsin. Yardımlaşma ve dayanışma olsun. Ramazan demek böyle hep birlikte yiyip içmek demek. Güzellik değil mi? Çok bu güzel. Demek. Evet, evet. Bir anda bereket çöker. Bir tas başka birinden gelir. Bir tas başka birinden bakarsınız ki ooo dolmuş taşmış. Ne güzel. İnşallah bereket üzerimiz kadar olsun. Böyle herkesin yaşarız. Üzerine olsun Ramazan'ın evet. bereketi. Evet Gündür ablam şöyle bir tadına geldim. Bakalım. Evet. Şöyle bir tadına bakalım. Ve son tadışlarımız bu Sezai. İnşallah demeyeceğim. Bir şey kalmadı ya. 40 dakika sonra açacağız. Bir saat diyelim. Evet. Ben suyu harika. Sezai suyundan başladım. Suyu önemli. Evet suyuyla başladım. Keşke bıçakla verseydiniz daha iyi olurdu. Sıkıntı yok. Evet. Aldık zaten. Benziyor valla korkuyorum yemeğe. Ben bir bıçak alabilirsem çok iyi olur. Çok başarılı. Evet. Oruç ağız mümkün. Mümkün yani. Ha oruçtaydık değil mi? Evet. Fatma. Evet çok güzel pişmiş. Vallahi yapılabilir ha. Yarın ilk menüsü bu mu olsa bizim evde acaba? Çok güzel yani gözüküyor. İlk gün ya bir de mide de tam alışmamış. Biraz da hafif bir yemek aslında. Evet şöyle patatesini hem çoban niyetine geçer hem ana evet. yemek yani. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Sezai ellerine sağlık. Harika olmuş. Afiyet şeker olsun. Şöyle tatlıya da bakacağım. Keşke... Tatlı cevizi olaydı. Ya, tatlı çatal da versin. Bismillah. Bu da çok güzel. Bugün seni gömüyorum Fatma. Farkındayım. Harika olmuş. Elinize sağlık. Ha, çok siz böyle Ramazan'a programa girerseniz olacağı da budur. Değil mi? Yani. Muhabbet güzel. Gerçekten harika. Saat doldu mu saatimiz bilmiyorum. 3 dakikamız var. 2-3 dakikamız var. Evet 2-3 dakikada evet. sohbet senden edebiliriz. Senden son olarak Gündür abla Ramazan için evet. Dileklerini bu güzel, öğrenelim. Bu güzel ayın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Anladım. Bu kanayan yaralarımızı inşallah toparlar. Bu mübarek ayda vesile olur. Birazcık daha yüzümüz güler. Dediğimiz gibi duyarlılığımız artar. Aman zaten başının çaresine bakıyor. Fikrinden çıkıp da ben acaba neler yapabilirim diyebileceğimiz bir ay olsun. İnşallah sonunda da böyle hepimizin yüzünün güleceği bir bayram gelsin. İnşallah. Çok ihtiyacımız var. Evet. Dün de biz konuştuk. Bugün tekrar hatırlatmakta ben fayda görüyorum. Evet. İlimize gelen depremzedeler var. Misafirlerimiz var. Adıyaman'dan, Malatya'dan, Maraş'tan, Antep'ten her neyse. Özellikle sahur ve iftar yemeklerinde ya bir tas çorba ikram edersek
İnan ki bizi batırmaz. İşte az önce onu anlatmak istedim. Evet. Yani tabii ben daha biraz açık söyleyeyim. Evet. Yani çok iyi söyledin. Bu insanlar gerçekten buna muhtaç değil. Belki durumlar bizden daha iyiydi. Fakat başlarına bir olay geldi. El birliğiyle hep beraber elimizi taşın altına koyup kalmamız gerekiyor. Güzellik bu değil mi zaten ya? Yani olması kesinlikle gereken bu. Evet, bu güzellik bu bence de. Yani hep birlikte kalkınacağız. Bu durumu biz birlikte düzelteceğiz inşallah memleket olarak. Türk'ün gücü de burada belli zaten. Ben Fatma'dan da güzel sözler dinlemek istiyorum. Ramazan için. İnşallah sirkelenip kendimize geldiğimiz bir Ramazan olur. İnşallah. Herkese çok geçmiş olsun. Yani evet, biz de dahil. Herkese hayırlı Ramazanlar. Çok teşekkür ederim Fatma. Hepimize, herkese, tüm İslam alemine, tüm Türk alemine hayırlara vesile getirir inşallah. Çünkü gerçekten çok ihtiyacımız evet var. Arkadaşlar, değerli Güdür Hanım, bana söz söyleyecek söz bırakmadılar zaten. Gerekenleri söylediler. Hepimiz hayırlı, güzel bir Ramazan geçirelim. Felaketlerden uzak. Güzellikler içerisinde birbirimize destek olabileceğimiz bir Ramazan olsun inşallah diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bu gece ilk teravih ve ilk sahur gece yaşayacağız ve yarın orucuz inşallah. 30 gün sürecek bir Ramazan'ı merhaba diyelim. Güzelliklerle karşılayalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.